Merhabalar, Arzu Cengiz Yaşam Renklerinden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu akşam yine harika bir konuğum var. Bu akşam ilk kez bizimle birlikte olacak UFO araştırmacısı, yazar Kuzey Atacan bizimle birlikte. Evet, hocama gördüm. Sevgili konuğumu yayın alacağım. Çağlar boyu gizlenen UFO gerçeğini konuşacağız. Hemen davet ediyorum kendisini vakit kaybetmeden. Yayınımıza girelim. Nasılsınız? Davetimi kabul ettiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne güzel. Evet. Çok merak edilen bu UFO gerçeklerini konuşacağız bu akşam. Değişik bir konumuz var. Ve biraz sizi tanıyabilir miyiz? UFO araştırmacısı ve yazar olduğunu söyledim. Kendiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz değerli dostlarımıza, takipçilerimize? Kuzey Atacan 2000 yılından beri faaliyet anca. Yani şöyle söyleyeyim, aslında ortaokul yıllarından beri sürekli bir takım olaylar yaşadım. Gözlemler yaşadım, temaslarım oldu. Temas demeyeyim de aslında, temas dersen biraz farklı kaçabiliyor. Yakın gözlemlerim oldu diyeyim. Çünkü alay konusu olabiliyor ya da insanlar anlamadığı için hepsini tek tek açıklamak gerekiyor bu konuları. Daha sonrasında fotoğraflar çektim, gözlemlerim oldu. Eşim, dostum, yakındaki insanlar da bunları gözlemlediler. Video kayıtları aldım. Daha sonra bu konunun içine daldıkça evrende yalnız mıyız sorusu zaten biliyorsunuz binlerce yıldır belki insanın varoluşundan beri akılları kurcalayan bir soruydu. Evet. Bunlara cevaplar bulmaya çalıştım. Acaba gördüklerim dünya dışı varlıklara mı aitti yoksa benim kurduğum bir halüsinasyon muydu ya da farklı şeyler miydi diye. Araştırmalarım, incelemelerim 2000 yılında başladı net olarak. Bugüne kadar da geldi. 21 senedir neredeyse olayın bir fiili içindeyiz ekip olarak. 21 yıldır içindesiniz olayın. Kesinlikle. Birçok olaya da tanıklık etmişsinizdir. Evet. Yani çok fazla olayı tanıklık ettim. Kendi yaşadıklarımı saymıyorum. Hani bu reklam olsun diye söylemiyorum özellikle. Ama çok fazla olayı tanıklık ettik. Bizzat görüşen insanlarla gidip olay yerlerinde sohbetlerimiz oldu, tanışmalarımız oldu. Yani birçok vakayı da inceledik. Hatta elimizde çip olduğunu düşündüğümüz bir takım materyaller de ele geçti. Sayısız amatör çekim video kayıtları oldu. Bunları analiz ettik. Bunları yurt dışı ile paylaştık. Ve hala da aktif olarak yani yurt dışıyla dünyanın en büyük araştırma merkezleri ortak olarak da çalışıyoruz şu an bu konular üzerine. Müthiş, çok güzel. Peki konumuza başlarsak, dünya dışında yaşam var mı? Zaten dediğim gibi konunun başında binlerce yıldır hani insanoğlunun merak ettiği bir soru. Evrende yalnız mıyız? Bizden başka kimse var mı? Yani gökyüzüne baktığımızda bizim onları izlediğimiz veya düşündüğümüz gibi birileri bizi görüp gözetiyor mu yukarıdan diye. Bu sorunun net bir cevabı var. Evet, evrende kesinlikle yalnız değiliz. Bakın kesinlikle diyorum çünkü hala artık bu gerçeğe şey yapamayanlar, alışamayanlar var. Gözlerini açamayanlar var. Ama artık bilimsel veriler, kanıtlar o kadar çok ki göz ardı edilemeyecek boyutlara geldi bu konu. Ve bu kanıtlar gizleniyor öyle değil mi? Kesinlikle gizleniyor ve biz 21. yüzyılın kanıtlarını sadece baz almıyoruz. Mağara döneminden yani insanlığın ilk varoluşundan dünyamız üzerine tohumlanmasına bugüne kadar bütün kanıtlar üzerinden yürüyerek bugüne kadar geldik. Elimize geçen bütün belgeler, görsel doneler, kanıtlar, arkeolojik veriler, okült kaynaklar olsun hepsi dünya dışı varlıkların gezegenimizde bir takım faaliyetler yürüttüklerini. Hatta biz şöyle diyoruz, geldiler, geliyorlar ve gelecekler. Şu an zaten bizimle beraberler. Bunlarda da birçok sayısız kanıt var. Bizimle beraberler derken aramızda mı yaşıyorlar? Biz onları göremiyor muyuz? Göremiyoruz değil, aslında fark etmiyoruz. Yani onlar çok değişik varlıklar var. Enerji boyutundan bir takım varlıklar var. Fiziksel görünümü değiştirebilen, ortama uyum sağlayabilen, hatta sizinle bizimle aynı ortamda, belki iş yani çalıştığımız iş yerlerinde bile bizimle beraber aynı atmosferi soluyan varlıklar var. Bazıları bu misyonun farkında, yani kendi kökenlerinin farkında, bazıları değiller. Daha sonra uyanmak üzere bilinçlendirilmiş varlıklar da olabiliyor. Yani metafizik varlıklar da diyebilir miyiz bunları? Metafizik varlıklar değil aslında. Şöyle söyleyeyim. Dünya dışı varlıklarla metafizik varlıklar çok birbirine karışıyor. Çünkü ortak bazıları var. Mesela reptilyanlarla ifrit dediğimiz cin tayfasının azılı elemanları birbirine görsel olarak çok benziyorlar. Ve özellikle bu son 2021 yılında bu 73 sonrası metafizik çalışmalar çok fazla olmaya başladı gizli. Soğuk savaş döneminden günümüze gelen bir metafizik savaş var. Kimileri boyut kapılarını açıp başka varlıkları davet etti, kimisi işte onlarla irtibat kurdu falan derken yani gezegenimize acayip derece bir negatif akış oldu. Bunlar içinde ifritler dediğimiz varlıklar da bu tarafa geçti. Dünya dışı varlıkların negatif olanları da buraya gelmeye başladı sıklıkla. Ama ikisi çok çok farklı varlıklar.
Yani cinler ve uzaylılar farklı varlıklar. Tabii ki, çünkü zaten şöyle, biz Kur'an-ı Kerim'den birçok örnek de veririz. Yanlış hatırlamıyorsam Nahl suresinde melekler işte şunlar 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 diye virgül koyaraktan, özellikle insanoğlu dahil olmak üzere gökte kimler varsa hepsi Allah'a kayıtsız şartsız secde ederler diyor. Bazı ayetlerde der ki mesela, gökte göğün ordularını size ansızın saldırıp yere göçürü vermesen kendinizden nasıl emin olabilirsiniz? Ya da Yunus suresinde der ki işte gökte ve yerde kimler vardır, yaratılmışlara bakın ibret alın der. Tarık suresi yine der ki aynı şekilde, Şire yıldızına and olsun, hani onun üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur. İşte o kalan karanlığı denen yıldızdır diye tarzında, orada bir takım gözetmenlerin, akıllı sekenelerin varlıktan olduğunu gösteren birçok ayet var bu şekilde destekler. Peki bu varlıklar zararlı mıdır? Takipçilerimiz merak ediyorlar, yorum alıyorum. Bizim aramızda olabilirler, biz onları fark etmiyoruz dediniz. Peki zararlı Evet. oluyor mu bize karşı? Yani bu sizin hangi grubu çektiğinize bağlı. Şimdi insanların kafasında, ben bunu geçenki yayında da söyleyeyim. Şu an gerçekten bir savaş var. İyi ve kötünün savaşı başladı. Artık hani gizli gizli değil, aleni olarak saldırıyorlar. O yüzden her yerden negatif olarak kuşatıldık. Sizin kimi çektiğiniz çok önemli. Yani negatifi çekerseniz negatif sizi mutlaka buluyor bir şekilde. Ya da bir açınızı kollayıp hayatınıza girebiliyor. O yüzden kendimizi yüksek enerjide, frekansta tutup mümkün olduğu kadar pozitiflere odaklanmak zorundayız. Ve ben gene söylüyorum, bazı varlıkları biz kendimiz davet ediyoruz dünyamıza. Mesela Bu nasıl metafizik davet varlık. ediyorsunuz? Mesela ben size çok basit bir örnek söyleyeyim. Yani ismini vermeyeyim. Genç bir kardeşimiz. 11 yaşında daha, bakın 11 yaşında. Evet. Reptilyan konusunu merak ediyor. Ve bir büyüyle, askerden gelmiş bir büyüyle konuşuyor. Ve bu kişi diyor ki, ben diyor reptilyanlarla temastayım. Sen de onlarla temasa geçmek istiyorsan kapının önüne süt ve ekmek koy gece yarısı ve Kur'an'ı tersten oku. Bu şekilde reptilyanları göreceksin diyor. Ve 11 yaşındaki kardeşimiz buna uyuyor, denemelere kalkışıyor. Evet. Çok yanlış. Yani birçok insan reptilyan göreceğim diye bize de mesela günün 24 saati yazanlar var. Ben reptilyan gördüm, mağaraya girdim. Şu oldu, bunu davet ettim. İşte gözlerimi kapatıyorum, transa geçiyorum, reptilyanlar geliyor. Yani bu varlıklar çok sempatik, sevimli yaratıklar değil. Bazıları öyle bir kanalize ediyor ki insanlara, dünya varlıklar çok ciciymiş. Hepsi E.T. gibi, böyle çok sevimli, Casper gibi varlıklar zannediyorlar herhalde. Biz de uyarıyoruz açık açık. Direkt söylüyoruz yani. Evet. Evet, Ha, bu çok soru lafınızı unutmayın kesildi. Buyurun. burada. Her varlık da kötü olacak diye bir şartı yok. Dünyamızı çok farklı boyuttan varlıklar ziyaret ediyor. Dediğim gibi cinlerle hiçbir alakası yok. Çünkü bu varlıklar metafizik alemden gelenlerin dışında nesnel alemde üçüncü boyuta sahip varlıklar da var. Araç kullanan, teknoloji üreten, sizler bizler gibi çoğalan, bir takım şeyler, çalışmalar yapan, madenlerden veya işte ne bileyim minerallerden faydalanan birçok varlık var bu şekilde. Peki aramızda hani insan formunu bürünüp aramızda o şekilde mi geziyorlar? Yani bu özellikle reptilyanların yapmış olduğu bir çalışma. Kendilerini istedikleri gibi forma sokup, istedikleri gibi kişileri manipüle edip işte beyinlerine veya gönderdikleri dalga boylarıyla kendini o şekilde de yansıtabiliyorlar. Mesela siz bir yakınınızı görmek istiyorsunuz ama o yakınınız orada değil. Aslında size gelen kişi farklı bir görünümdeki bir reptilyan da olabiliyor. Size sadece bu şekilde kendini gösterip sizin dünyanıza giriş yapıyor. Hani belki bilirsiniz, biraz mistik olacak ama korku filmlerinde bile bir öğe vardır. Vampirler davet edilmeden kapı eşiğinden giremezler. İşte biz de kendi kendimize bunlarla temasa geçmek için bu varlıkları kendi boyutumuza çekiyoruz. Yani bir uzaylı görmek istiyorum. Mesela hani takipçilerimiz için yorum olsun diye söylüyorum. Uzaylı görmek istiyorum. Evet. İşte beni de kaçırsınlar. İşte tanışmak istiyorum diye hani böyle sohbet anında ya da böyle dilediğimiz anda peki çekmiş oluyor muyuz enerji olarak? Şöyle söyleyeyim. Ben mesela şuna da karşı geliyorum. İşte cinleri gördükleri zaman üç harfliler. Ya bu üç harfliler nereden çıktı, kim çıkarttı onu da bilmiyorum. Bu varlıkları Kur'an-ı Kerim cin olarak tasvir etmiş. Cin olarak ismini koymuş. Hani biz insanları beş harfliler desek ne kadar hoş olurdu onu da bilemiyorum tabii. Ama Evet, her konuşulan varlık... doğru. Üç Buyurun. harfliler diyoruz. Acaba Yani... korktuğumuz için hani çağırmayalım diye mi söylüyoruz? Zaten çağırmıyorsunuz. Yani üç harfliler demek de çağırmıyor. Hatta belki onları kızdırıyoruz biz farkında olmadan. Şimdi size birisi beş harfli dese yani ne kadar hoşumuza gider. Ben de diyorum ki kendimizin enerjisini yüksek tutarsak, öbür varlıklar temasına geçmek için kendimizi bir takım şartlara ve şekillere sokmazsak zaten o varlıklar bizi rahatsız etmiyor. Her boyut kendi içinde mutlu ama biz insanoğlu rahat durmayıp da bir yerleri zorladığımız için negatifler sürekli bizim bu tarafa kanalize olmaya başlıyorlar tabii otomatikman. Kendimiz çekiyoruz. Evet.
Peki tekrar bu konulara geri geleceğim. Susuz ve oksijensiz ortamda yaşam olabilir mi? Evet, çok fazla kanıt var bununla ilgili. Zaten bunu hani biyologlar da kabul ediyorlar artık. Astronotlar ve NASA bilim adamları, astronomi ile ilgilenenler de. Toksik tolerant dediğimiz bir madde var. Bunun dışında teranofiller var. Birçok maddeler var. Yani buna varlıklar daha doğrusu organizmalar. Bunlar yüksek basınçta, aşırı sıcaklıklarda, işte oksijensiz ortamda ve güneş derecesine yakın magmatik ortamlarda bile yaşayabilen çok değişik varlıklar var. Ve biz hala at gözlüğü takmışız. Evrende işte su yoksa, oksijen yoksa yaşam yoktur deyip hala kendimizi kandırıyoruz. Ama şu an mesela bakıyoruz ki okyanusların en derin noktalarında bile hiç beklemediğimiz canlı varlıklar ortaya çıkıyor. En basiti Van Gölü'nün ortasında bile, o sodalı ortamda bile yaşayan balıklar, varlıklar ortaya çıktı. Evet. Yani kesinlikle öyle bir şey yok. Yani su yoksa, oksijen yoksa diye bir şey yok. Her boyut, her varlık, her yaşadığı sisteme göre uygun yaratılmıştır. Belki oksijen tüketmiyordur ama karbon tüketiyor. Belki azot tüketiyordur, belki helyumla yaşıyordur. Bilemiyoruz. Evet. Ama dediğim gibi kesinlikle su ve oksijen olmazsa illa bir yaşam olmayacak diye bir şey yok. Evet. UFO'ların kanıtları var mı peki? Siz yani uzun yıllardır bu işin içindesiniz. Mutlaka elinizde deliller ve kanıtları vardır. Bize gösterebileceğiniz Evet. belgeseller var mı bu arada Kuzey Bey? Ben şimdi yine çok fazla bir şey getiremedim açıkçası. Şu anda iş yerimden konuşuyorum aynı zamanda. Şu anda yanımda çok fazla bir dokümanım yok. Ama eğer bir gün görselli bir program yapabilirsek ben Tabii. orada çok enteresan kanıtlar göstereceğim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz zaten ufolojiyi incelerken mağara dönemini, daha insanın ilk var olduğu Neandertal atalarımızdan Kro-Magnon atalarımıza kadar olan döneme kadar iniyoruz. Bu insanlar kıyafet giymeyi bilmezken, doğru düzgün ateş yakmayı beceremezken adamlar duvarlarını düşünebiliyor musunuz? Diz şeklinde, kubbeli, altlarından ateş saçan, işte kask giymiş, üzerlerinde eldiven, işte bot, üniforma veya kemer takan bir takım varlıklara resmetmişler. Evet. Hadi diyelim ki enteresan entelektüel ressamlar vardı o dönemde kendi çapında. Ya da maymunlar vardı, bazıları öyle diyorlar. Evet. Yani maymun niye çekmek yerine gidip de bir astronot çıksın duvara? Evet. Yani bundan sonra geliyoruz. Hani mağara dönemini geçtik. Yazılı kaynaklarda bunlar var. Antik metinlerde bunlar var. Kutsal metinlerde bunlar var. Antik Rönesans tablolarında bunlar var. Budist rahiplerinin tapınaklarına bunlar resmedilmiş. Çok büyük insanların eski kaynaklarını, Gülliver'in hikayesinde bile, yani artık bu romanları, hikayeleri falan da konu olmuş. Orada bile gökyüzüne uçan daire şeklindeki şehirlerden, adalardan falan bahseden çizimler var. Evet. Devlet büyüklerinin yapmış olduğu açıklamalar var, gizli belgeler var. Hani ele geçen materyaller var, raporlar. Hani bunları saymak da bitmez. Evet. Maalesef maymunların yapabilmesi imkansız görünüyor. Böylelikle bu konuyu tekrar değinmiş olduk. Sevgili Hakan Yiğidican sık sık tekrar eder. Peki Nazi UFO'ları gerçek mi? Bu konu hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Nazi UFO'ları gerçek. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sırasında 1929 ile 45 yıllar arasında özellikle şöyle bir şey oldu. Ben onu çok kısa geçeyim size. Adolf Hitler, biliyorsunuz psikolojik olaylara, metafizik konulara çok meraklı bir insan. Evet. Ostara'da, o zamanlar Ostara diye bir metafizik konularla ilgilenen bir dergi yayınlanıyor. Ve bu dergiye çok fazla ilgi gösteriyor kendisi. Daha sonra bu savaş döneminde kendi kurmayları, bakın kendisinin bir haberi yok. Kurmayları diyor ki biz böyle bir varlık grubuyla, Aldebaran sisteminden gelen varlık grubuyla iletişim kurduk. Çok yüksek böyle medyumlar sayesinde. İşte bu varlıklar bize yardıma gelecekler, teknolojik bilgi verecekler. İşte Führerim siz de gelin, görün, tanışın. Hatta Adolf Hitler ilk başta bunları kabul etmiyor, alay ediyor. Böyle bir şey olamaz, yoktur falan diyerekten. Bir taraftan merak ediyor aynı zamanda. Ve Evet. gerçekten gizli bir üste bu varlıklarla görüşülüyor. Onlardan bir takım anlaşmalar yapılıyor ve uçan daire teknolojisi alınıyor. Tabi bu gelen varlıklar çok iyi bir varlık grubu değil. Kaostan, işte savaştan, bir takım şeylerden beslenen varlıklar belli bir karşılığında teknoloji veriyorlar. Hatta savaş sırasında kendi gemileriyle bu olaya destek vereceklerini de söylüyorlar. Çizimlerini de gösteriyorlar, filolarının kullandıkları silahları, işte her şeyi detayına kadar anlatıyorlar bu Nazilere. Ve ondan sonra Hainbau teknolojisi, işte Viril teknolojisi ve daha akla gelecek bir sürü çeşitte Alman bilim adamları, yurt dışından getirdikleri bilim adamlarıyla beraber tersine teknolojiyle beraber uçan daire üretmeye başlıyorlar. Fakat silahlandırdıkları bu teknolojiyi kullanmaya fırsat bulamadan savaşı kaybediyorlar. Evet. Gerçekten Ve çok iyi. daha... Ve bunların belgeleri de var Arzu Hanım. Yani hani biz bunları hikaye gibi anlatıyoruz. Şu an belki bizi dinleyenler diyecek ki hani nerede kanıt? Yani Evet. sayısız yazışma var bu konuyla ilgili. Sayısız belge var.
Antarktika'daki üstlerin, gizli yeraltı üstlerinin çam biçimindeki Dai-Glocke dediğimiz araç var. Belki bunu belki duymuşsunuz da bilmiyorum. Zamanda ve mekanda seyahat edebilen bir araç yapıyorlar. Bunların iniş pistleri, havalanma alanları bile şu an Almanya'nın belli bölgelerinde var. Hatta o aracın bittiği saklanıyor olduğu söyleniyor. Sizce bu doğru olabilir Tabii mi? ki. Hatta biz şöyle diyoruz. Tabii bu araştırmalarımız sonucunda elde edilen bir rapor. Benim uydurmam ve hani bir yerden kulaktan dolma bilgiler değil. Bunu bütün dünya basını konuşuyor. Adolf Hitler'in ölmediği, savaş sırasında kendisine benzer birisinin öldürüldüğü, daha sonra kendisinin bu araçlarla beraber Ay'daki bir üsse, önce uçan dairenin Antarktika'daki gizli bir üsse götürüldü. Denizaltılarla, U-botlarla taşındı. Daha sonra kendisinde kurmaylarıyla beraber Ay'daki bir üsse ki gerçekten çok doğru bir şey. Ay'a giden Apollo uçuşları dahil olmak üzere NASA'nın yapmış olduğu bütün Ay projelerinde gamalı haç şeklinde bir binanın olduğu gözlemleniyor. Ve bizim mesela geçenlerde Cem Bey, kendisi benim ikinci ortağımdır, ama Orion Ufarsa Merkezi ikinci başkanıdır. Evet, Cem İsviçre'den Bey'e çok güzel bir görüntü geldi. sevgiler. Buradan selamlar olsun. Sağ olsun. O da yoğunluğundan dolayı katılamadı ama çok arzu etti. İnşallah hep beraber de bir program yaparız. İnşallah. Bize İsviçre'den o turuna çok güzel bir görüntü geldi. Bir Türk vatandaşı çan şeklinde bir uçan dairenin sabaha karşı çekilmiş bir videosunu attı. Ve yani bu çok net çekilmiş. Adamın terasından böyle karşısına çekilmiş araba büyüklüğünde devasa bir cismin görüntüsü var. Hani makinelere baktığınız zaman aynı zamanda Kingsburg'da işte düşen uçan daire var. Bunların üstündeki semboller falan yapısına baktığınız zaman Nazi uçan dairene çok benziyor. Evet. Evet, Yani bunun katılıyorum. dediğim gibi her türlü kanıtları var bu şekilde. Birçok şeyleri de ispatlayabiliriz. Evet. Peki dünya dışı varlıklarla temaslardan biraz bahsedelim mi? Nasıl temas kuruyorlar? Ne gibi kanıt bırakıyorlar? Dünya dışı varlıklar özellikle şuuru açık insanlarla temas kuruyor. Hani bu demekti ki hiç bilmeyen bir köylü vatandaşla da temas kurabiliyorlar. Ama Evet. anlatacaklarını anlayacak ve bunları aktarabilecek insanları özellikle seçiyorlar. Kişinin köylü olması ya da bir iş adamı olması, bir entelektüel olması şart değil ya da bir bilim adamı olması şart değil. Ama aldığını karşı tarafa empoze edecek ya da bunu en güzel şekilde aktaracak kişileri bunları seçiyorlar temas için özellikle. Sağlıklı olmaları mümkün olduğu kadar maddelerden, negatif insanların enerjisini düşecek maddelerden uzak insanları da seçiyorlar. Ve bu konulara, metafizik konulara, işte spiritüel konulara falan ayık, sanatla, müzikle ilgilenen insanlar, daha çok bu kanalize olan insanlar bu tarz temaslar daha çok olur. Özellikle bu tür insanları seçip onlarla iletişime giriyorlar. Tabii. Genetik testler yapacaklarsa da zaten oldukça sağlıklı, üremeye uygun veya işte dediğim gibi bir takım olayları aktarabilecek, karşı tarafa yansıtacak ama tabii beyinlerini kontrol edebilecek çok önemli insanlar da var burada. Bunları manipüle ederek, unutturarak da birçok şekilde temaslar yaşıyorlar. Ama tabii bu iyi niyetli bir temas değil. Evet. Kaçırmalardan bahsediyorum orada. Evet, bu kaçırılmalar hani kaçırıldı, çip takıldı deniliyor ya, sonra aslında hani rüya olduğunu zannediyorlar ama bir takım izlerden belli oluyor ki bir işlem yapılmış. Peki bunun için genetik araştırma için mi yapılıyor bunlar? Aynen öyle. Çünkü şöyle söyleyeyim. Dünyamızı ben her programda söylüyorum. Yani tek bir varlık türü ziyaret etmiyor. 22'nin üzerinde belki de belki 40, 50, 100 bazı kaynaklara göre değişiyor. Tabi bunların için fantezi, biraz fantastik şeyler de katılıyor. Ayrı bir şey. Onları tek tek ayıklamak çok zor. Ama net olarak literatüre girmiş 22 çeşit varlıktan bahsediyoruz. Bunların içine en aktif olanları, şu an en aktif olanları griler dediğimiz varlıklar. Ve Draco dediğimiz Alfa Dragon sisteminden gelen reptilian türündeki yaratıklar, iki ayaklı dinozorlar. İnsan formunda da varlıklar var. Bunlar da daha çok bilgi taşıyan, insanlara yardım etmeye çalışan, bizlerin atası olduğunu söyleyen varlıklar grubu da var. Ama dünyamız üzerinde en çok aktif olanlar şu an griler. Peki bu grilerin amacı nedir? Griler şöyle, griler bu işin bilim ve tıp kısmında daha çok uğraşıyorlar. Daha çok üreme, çoğalma, genetik mutasyonlar ve özellikle yarım melez, hibrit varlıklar üzerine kendi soylarını devam ettirmek için yapılan bir takım testlere şey yapıyorlar, uygulama yapıyorlar. Bu gemilerin içinde zaten reptilyanlar çoğunlukla başı çekiyor. Griler tek başına çalışmıyorlar. Şu, grilerin bir özelliği var. Griler o kadar yüksek teknolojiye sahip bir varlık grubu ki, Zeta Reticuli yıldız sisteminden gelen varlıklar bunlar. Artık teknolojilerinden dolayı kendilerini yok etme safhasına geldiler ve artık üremeleri durdu. DNA'larında duygu kodlarını kaybettikleri için hiçbir şekilde bağlanma, sevgi veya karşısındakine karşı hoşgörü göstermiyorlar. Duygusuz yaratıklar. Bu yüzden bizlerle onlar arasında geçiş formları yaratıyorlar. Yeniden tekrar kendine özgü, yeni daha üst düzey varlıklar yaratabilmek için. Evet.
Peki Bir dini de açıdan... Ha, buyurun. bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu griler dediğimiz varlıklar hani çok kötülemeye de gerek yok. Aslında bunlar da reptilyanlar tarafından istila edilmiş uygarlıkların elemanları. Şu an Zeta Reticuli yıldız sisteminin birçoğunu mesela bu reptilyanlar sömürüyor. Aynı şekilde Orion sisteminde de bu geçerli. Orion'un birçok okült kaynak kötü olarak nitelendirir, aslında değildir. Orion hem medeniyet taşıyıcısı hem aynı zamanda ticaret unsurları barındıran çok yüksek bir teknolojiye sahip medeniyet kurucu bir varlık grubuydu. İnsanımsı bir varlık grubu ama daha sonra reptilyan bir kraliçenin, bunu kaynaklarda da görüyoruz, temaslarda veya alınan kanal mesajlarında görüyoruz. Bu sistemi ele geçirmesiyle beraber negatiflerle beraber iyiler kötüler yarı yarıya bölünmüş durumda. Evet. Peki dini kaynaklardan bakarsak olaya, UFO ve dünya dışı varlıklar hakkında neler geçiyor? Bu tür araştırmalarınız var mı? Dini konuları üzerine mi? Evet. Dini konularda şöyle birçok kaynakta, yani bu sadece işte Kur'an-ı Kerim veya İncil, Tevrat üzerinden değil. Hint Veda metinlerine bakarsınız, Tibet Kamşu metinlerine bakın. Aklınıza gelecek her türlü kutsal metinde gökten gelen tanrılardan, yani yarı tanrılardan bazen öyle bahseder, krallarından veya tanrılarından. Hepsinin gökten, semadan geldiği bir takım özelliklere sahip olduğu ki bunlara zaten tanrısallık atfetmiş o insanlar. Onların etkilerinden bahseder. Onlara medeniyet aşıladıklarından veya bir takım şeylerde bulunduklarından, bazısı cefa veya eziyet etmiş, bazısı çok büyük yardımlarda bulunmuş. Ve bunların geldikleri gibi tekrar kendi sistemlerine döndüklerinden bahsederler. Kur'an-ı Kerim'de mesela dediğim gibi birçok varlıktan bahseder. 18 bin alemden, akıllı sekenelerden, dabbelerden. Mesela gözden kaçan çok fazla ayet var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tayr kelimesi vardır. Tayr kelimesi bir yerden bir yere seyahat eden uçucular anlamına gelir. Tayyare kelimesi de buradan türüyor zaten. Aynı zamanda akıllı sekeneler denilen bir varlık grubundan bahsedilir. Dabbelerden bahsedilir. İşte mesela ben şunu da çok dikkat ediyorum. Bazı ayetlerde mesela Kur'an-ı Kerim'de işte insan oldu derken bazı yerde Adem oldu der. Acaba bu bir soyad mı diye düşünmemeden insan edemiyor. Yani bir yerlerde belki Mehmet oğulları var. Ben şunu da düşündüm. Mesela geçenlerde bu çok kafamı kurcaladı. Diyorum ki şimdi iki tane akıllı varlık grubu var. Bunlar cinler ve insanlar, iradeli yaratılmış varlıklar. Peki bu varlık grubu da bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Acaba bunlar da iradeli mi? İradeli. Peki bunlar hangi sınıfa giriyor? Nesne kullanıyorlar. Bizim gibi üçüncü boyuta sahipler, üçüncü realiteye sahipler. O zaman şu aklıma geldi. Dedim ki acaba Lemuria, Mu Kıtası ve Atlantis'ten gidenler veya başka sistemden buraya yerleşip de daha sonra kendi gezegenlerine gidenler bizim atalarımız olabilirler mi? Zamanda ve boyutta seyahat edebilen atalarımız olabilirler. Yani Anunnakilerin atalarımız olduğu söyleyen bir kesim var. O gene şöyle söyleyeyim. Bir kafa karmaşıklığı daha var. Bizleri onlar yaratmadı. Biz zaten vardık. Sadece bizlerin, yani eski kutsal metinler de bunu destekliyor. Diyor ki, mesela Türk destanlarında da bu geçer. Dünyalı kızları veya dünyalı erkekleri beğendiler. Gökten gelen tanrılar ve ışık oğulları falan diye anlatır. Göksel varlıklar. Onları hamile, dölgebe bıraktılar. Onlardan kendilerine eş edindiler. Sonra yarı tanrılar doğdu. Yani bizlerin genetikleri üzerine oynamış, tabii ki şu an insan DNA'sında çok açıklanamayan bir takım genler de bulunuyor. O da ayrı mesele ama bizleri tamamen onlar yaratmış ya da bir maymun üzerinde oynamış, embriyomuzu değiştirmişler, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar falan gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Bunları sonra Ben detaylı. bugün Ha, buyurun. Çok enteresan şeyler, birkaç şey daha paylaşayım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de işte birçok örnekler verdik. Tevrat'ta mesela Hezekiel bölümüne hep örnek verirler. Mesela ben yakın zamanda şunu buldum. Manna denilen bir makineden bahsedilir. Evet. Manna makinesi Hazreti Musa'nın işte Firavun'dan kaçarken Sina çölünün yanındakilerle beraber açtığı sırada 40 yıl boyunca Sina çölünde kalıyorlar. Yiyecekleri, süt, içecekleri bitiyor. Ve insanlar açlıktan dolayı isyan ediyorlar. Ya Musa bizi buraya getirdin ama hani biz öleceğiz. Burada açlıktan ölüyoruz. Keşke Firavun'a dönseydik, o bizi öldürseydi. En azından açlıktan ölmezdik diyorlar. Ve o sırada Hazreti Musa işte onları tabirleri Rab'le konuşuyor ve ertesi günü bir cihaz kendine veriliyor. Manna makinesi adı verilen bir cihaz kendine veriliyor. Ve bu cihazla 40 yıl boyunca Sina çölünde yiyorlar, içiyorlar, hiçbir şekilde susuzluk hissetmiyorlar. Ve bu cihazın radyoaktivite taşıdığı, aynı zamanda kendisini bu şeyde, neydi ismi aklıma gelmedi. Ahiç sandığıyla beraber taşındığı, buradan deşarj olduğuna dair birçok da belge ve kanıt var. Zahor mesela eski Tevrat metinleri bunu destekleyen birçok açıklama yapıyor. Evet. Bu teknolojiyi kim verdi? Yani bu Hazreti Musa'ya neden bu teknoloji verdi? Allah isteseydi gökten meyve de yağdırdı, yerden su da fışkırtırdı. Evet. O zaman Yani farklı bir
Evet, ait sandığının araştırması bulunması o zaman böyle kaynakların ortaya çıkmasına faydalı olacak. Tabii ki yani bu zaten çok bilinen bir teknoloji değil. Ait sandığının şu an nasıl yapıldığını, nasıl bir muhteviyatı olduğu, nasıl bir güce sahip olduğu bilinmiyor. Yani nükleer güç olduğunu söyleyenler de var. Kimse diyor ki bu bir elektrik bataryasıydı. Kimse diyor ki işte enerji farklı bir varlığa, hani orada farklı bir enerji kullanıldı diyor. Yani kitapları hangi gözle bakarsak o şekilde detaylandırabiliyoruz. Biraz daha derine inersek çok çok daha kanıtlar çıkıyor. Evet. Bir takipçimiz sormuş. Reptilyanlar ve iblisin bir alakası var mı diye. Reptilianla iblisin bir alakası yok. Görsel olarak birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de negatif varlıklar. Reptilianların böyle sempatik olanları çok nadir denk geliyor. Hani anlatılanlara göre. Ama geneli %90'ı kötü amaçlar içeren, insanın enerjisiyle beslenen, kanla beslenen. Bakın insanları yok etmiyorlar. Özellikle insanları yok etmeyi kendi kendilerine bırakıyorlar. Bizi birbirimize kırdırarak. Bu çıkacak kaos ve savaş ortamından besleniyorlar. Çünkü yaydığımız negatif enerji onları mutlu ediyor. Hoşuna gidiyor. O yüzden kan ritüelleri yapılmış zamanda bu varlıklara bir takım şeyler sunaklar adanmış, işte ne bileyim tanrısallaştırmışlar, kimisi de korkmuş ve bunlarla savaş verilmiş zamanda. Yani reptilianlarla bu ifritler hiçbir şekilde aynı varlıklar değiller. Bunlar mağara sistemlerinde yaşıyor, teknolojik araçlar kullanıyorlar. Aramıza girip bizimle beraber aynı atmosferi soluyorlar ama dediğim gibi cinlerle veya işte ifritlerle aynı varlıklar değil. Sadece görsel olarak bir takım ortak özellikleri var. Evet, peki nasıl tanıyabiliriz diye soruyor bir arkadaşımız. Yani bunlarla karşılaşırsak tanıyabilir miyiz, ayırt edebilir miyiz diyorlar. Aslında ayırt etmesi çok zor. Yani şu an dediğim gibi içimizde bile bunlardan olanlar olabilir. Ki zaten biz şunu da savunuyoruz. İşte kraliyet ailesi dahil olmak üzere Evet. dünyanın birçok yerinde şu an mesela Amerikan Başkanı Biden ve onun kabinesi, ondan önceki bir takım kabineler falan, bunlar hepsi reptilyanlara hizmet ediyor. Kendilerinin bile reptilyan olduğunu düşünüyoruz. Şu an bizim elimizde canlı yayın görüntüleri var, anlık çekilmiş fotoğraflar var basın toplantılarına falan. Buralarda gözlerinin değiştiği, işte yüzlerinde maske gibi bir takım şeylerin olduğu, konuşurken bir yerlere kanalize oldukları, bir yerlerden sanki emir alır gibi trans haline geçtikleri, ellerine, kollarına, bileklerinden hiç beklenmedik şeylerin çıktığını, bir takım şeyler gözüküyor. Ki Simpsonlar da zaten olmayan bir şeyin mesajını hiçbir zaman vermediler. Simpsonlarda bile başkanların maskelerini çıkardıktan altına dünya çuvarlıklarının çıktığı görülen birçok mesajlı görseller de var. İlluminati kartlarına bile bu resmedildi. Evet. Peki dini Ben ritüeller şöyle bir şey daha vereyim. buyurun. Efendim buyurun siz söyleyin. Dini ritüellerde çocukların kullanılmasının bir manası var mı diyor bir arkadaşın. Tabii ki onların saflığı, onların enerjisi ve onlardan alınacak yani kurban törenlerinde özellikle kişilerin ritüeller sırasında kurban edilirken çıkarmış oldukları o korku enerjisi aşırı derecede bu varlıkların hoşuna gidiyor. Saf kanla besleniyorlar, onun DNA'sıyla besleniyorlar, onların korkular. Yani bu şekilde bu varlıklar kendini tatmin ediyor ve bundan güç sağlıyorlar. Aynı şey negatif cinler veya bu ifrit dediğimiz varlıklar için de geçer. Sadece reptilyanlar için de değil. Negatif olan her varlık sizlerin yaymış olduğu eksi negatif enerjilerle beslenip güçleniyor. Siz bir odada mesela farz edin, hani bu musallatlardan bahsetmiyorum. Her yerimiz şu an zaten cinlerle kaplı. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki eğer onları görseydiniz iğne atacak yer bulamazdınız. Yine bile yere düşmezdi o kadar kalabalıklar. Ama şu an bana bulaşmıyorlarsa, ben onları çekmiyorsam, dedim ki onlar kendi boyutuna, biz kendi boyutumuza mutluyuz demektir. Evet, boyut farkı olduğunu söyleyelim arkadaşlarımıza. Yanlış bir algı oluşması. Her iki Evet. varlık arasında boyut farkı var. Kesinlikle. Evet, bizdeki kurban bayramı ile bir ilgisi var mı diyor bir arkadaşımız. Yani bu ritüellerin bizdeki kurban bayramı ile bir alakası olmadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yok, Kurban Bayramı'yla hiçbir alakası yok. Çünkü bir yapılan amaç niyetlere göredir. Şimdi her kesilen ya da her akan kanda illa bir reptilian ritüeli olacak diye bir şeyimiz yok. Bana yıllar önce ben Erik von Däniken'le konuşmuştum. Bu şeye benzeri. Hani arkadaşa şey söylemeyeyim yanlış anlamasın. Sizin minareniz neden füzeye benziyor? Acaba füzeden mi esinlendiniz? Yani her şeyin altına bir şey ararsak kubbelerden de minarelerden de birçok şeyler çıkar. O yüzden dedim kan ritüelleriyle bizim hani hayır sevap veya yemeyenler için bir takım şeyler bağışlamamızın bir alakası yok yani. Evet. Bizim Anadolu topraklarımızda bu tür faaliyetlerin fazla görüldüğü söyleniyor. Göbekli Tepe dahil. Evet. Peki bu UFO faaliyetleri nelerdir? Anadolu topraklarımızdan biraz bahseder misiniz? Biz Orion Ufalaşma Merkezi üyeleri olarak zaten yıllardır bunu söylüyoruz. Bu ufolojinin asıl çıkış noktalarından bir tanesi Anadolu'dur.
Hem ley hatlarının bulunması, enerji merkezlerinin Anadolu üzerine çok fazla bulunması, hem çok fazla medeniyetin burada zamanda konuşlanması, işte burada bir takım şeyler, faaliyetler yürütmeleri, madensel olarak yer altındaki kaynakların olması, birçok açıdan bu Anadolu toprakları dünya dışı varlıkları zaten çeken bir nokta. O yüzden Anadolu'da çok fazla UFO olayı var. Geçmişlerimiz bunu bazı cin temali, tabii o zamanlar bu konu fazla irdelenmediği için ufoloji, dünya dışı varlıkları gözlemledikleri zaman işte cinni varlıklar olarak nitelendirmişler. İşte şeytani varlıklar demişler. Kimisi farklı bir şekilde yorumlamış. Ama Anadolu toprakları gerçekten Urartulardan tutun Hititlere, şunlara bunlara kadar her şekilde bize kanıtlar bırakmışlar. Mesela biz diyoruz ki işte hep Rönesans tablolarında işte şu Giovanni bilmem nenin işte resmi 1940 işte şu tablo şurada Louvre Müzesi'ne sergileniyor. Peki bizim mesela şey var. Kara Mustafa Paşa'nın Balıkesir taraflarında bir tane şey var. Çeşmesi var. Ve bunun tavanına resmetmiş olduğu uçan daire çizimi var. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın. İnternetten girip görebilirler. Tavanında bizzat gündüz yaşanmış bir vakanın uçan daire çizimi var. Ben bunları paylaşacağım. İnşallah kitabımda da koyacağım. Yine Osmanlı tarihinde de birçok Osmanlı hat sanatıyla beraber yapılmış gökyüzüne uçan ateşler saçan 3 diskin aynı anda gökyüzünde gezdikleri ve işte yeri geldiğinde padişahlara bile, ki bırakın onu İstanbul'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in bizzat kaleme aldığı, tarihçilerle beraber kaleme aldığı iki düşman ordusunun ortasına inen uçan daireden bahsediyor. Atatürk'ün Mığ kıtası araştırmaları var. Turgut Özal'ın 1989'daki Esenboğa Havalimanı'nda kurmaylarıyla beraber gözlemlediği uçan daire var. Bülent Ecevit'in Küçük Yeşil Adamlar üzerine yazmış olduğu şiirler var. Ege'ye düşen, Adana'ya düşen, Mersin'e düşen işte sayamadığım kadar çok fazla vaka var. Ağrı Dağı'na düşen UFO olayı var. Hani o kadar çok vaka var ki bunlardan gibi hep örtbas edilmiş, hep üzeri kapatılmış. Ve biz de inşallah bunları deşifre etmeye çalışıyoruz. Her kitabımızda kanıtlarıyla, belgeleriyle. Örtbas edilmesinin nedeni ne olabilir acaba? Şimdi dünya dışı varlıklarla temas kuran özellikle Amerika, biz öyle düşünüyoruz. Çok enteresan bilgiler vereceğim şimdi size. Bunda bizi dinleyenlere selam olsun hepsine. İlk Selam. defa böyle bilgi veriyorum. 1937 yılında, bakın bu çok önemli bir bilgidir. 1937, biz şimdi mesela NASA Ay'da, Mars'ta hayat var mı diye konuşuyoruz. Hala daha su arıyorlar, işte taş toprak örneği getiriyorlar. 1937 yılında NASA zaten Columbus uzay aracıyla, bu 1969 sonrası ve öncesinde oluyor bu olaylar farklı farklı zamanlarda. Zaten dünya dışı varlıklarla temas kuruyor. Ay'a ve Mars'a giden Red Sun diye Kızıl Güneş'te bir operasyon yapıyorlar. Misyon gerçekleştiriyorlar ve bunu halktan gizliyorlar. Yer altında yaşayan Mars'ın yüzeyinde toprak altına giden devasa solucanımsı yaratıkları görüntülüyorlar. Toprakları kabartan. Bu filmlerdeki gibi. Tremors'larda bir film var. Belki izlemişsinizdir. Bizzat NASA bunların görüntülerini alıyor. Bende bu görüntüler var. Ay'ın yüzeyine 1937 yılında ilk defa inen astronotlar var. Ve bunların 37 demişim pardon, 73 pardon. 73 ve 37 yıllar arasında bunlar yapılıyor. Ve Buzz Aldrin bunların içinde bulunuyor. Bunların belgeleri, görüntüleri bende var. Yani dünya çoğunlukla temas zaten kuruldu. Daha sonra 52 yılında Edward Hava Üssü'nde zaten Amerikan Başkanı Eisenhower döneminde bu temaslar devam ediyor. Teknolojik bilgi alışverişi yapılıyor. Burada karşılığında diyorlar ki biz sizin dünyanızda bu faaliyetleri yürüteceğiz. Size bir takım teknolojiler vereceğiz bir sınıra kadar. Siz de bize kaçırılmaları göz yumacaksınız. Dünyadaki faaliyetlerimizi göz ardı edeceksiniz. İnsanları duymasını istemiyoruz. Çünkü daha rahat bir laboratuvar ortamında çalışacaklar bu varlıklar. O yüzden alınan teknoloji, bilgiler bir takım kişinin çıkarlarına yani fayda sağlıyor. Başkanı da bilmesini ve paylaşmasını istemiyorlar bu şey. Bilginin dışarı çıkmasını istemiyorlar. Yani NASA'nın gizlediği projeler var. Ay ve Mars Şu o kadar. hakkında. Biz şu an Ay'da Mars'ta su var mıydı düşünürken ben size açık açık söyleyeyim. Bunların görselleri var. Bakın ben MUFON'la dünyanın en büyük araştırma merkezleriyle çalışıyorum. Bunun içine FBI, CIA dairesine aklınıza gelecek her bir istihbarat biriminden mutlaka dostlarımız var. Biz buzdağının görünen kısmıyız. Öyle söyleyeyim. Yani Kuzey Ateşen sadece buzdağının bir kısmı. Benim elimde NASA'nın çekmiş olduğu ve bugüne kadar açıklanmamış çok fazla görsel var. Ay yüzeyinde, Mars yüzeyinde yaşayan yaratıkların, varlıkların, araçların içinde çekilmiş, oralara yansıyan görüntüler. Hani çok fazla görüntü var. Biz artık dünya dışında bu yaşam var mı? Dünyamız içine bunlar gelip gidiyor mu? Dışında bu yaratıklar kimlerdir? Bu zeka nasıl bir zekadır? Bunu merak ediyoruz. Ben bunları burada paylaştığım zaman insanlarımız şunu diyecekler. Ya harbiden mi? Gerçekten bizi yıllardır kandırmışlar. Ay'da binalardan bahsediyoruz. Şu an mesela Ay'ın üzerine şiirler düzüyoruz. İşte mehtaba bakıp
aşkımızı ilan ediyoruz, şiirler yazıyoruz, şunlar bunlar falan. Birileri de bize bakıyor oradan yukarıdan. Boş değil ki oralar. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bizim formumuzda bizi merak eden bir takım yaratıklar yukarıda. Binaları var, teknoloji kullanıyorlar. Maden çalışmaları yapıyorlar. Zaten bu yıllardır her türlü kaynağı da geçmiş. Mars'ta da aynı şekilde her yerde yaşam var. Evet. Ve bunların kanıtları var. Ay'ın görünmeyen tarafında bir uzay üssü olduğu söylentisi en sonunda sanırım herkes tarafından biliniyor. Ben Orion'un araştırma merkezi olarak buradan sağ olsun Hakan Bey de olsun işte Farah Hanım olsun hep beraber zaten çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Evet, Hatta kısmetse yaza doğru da büyük bir organizasyon beraber. planlıyoruz. Evet, kısmetse yaza doğru da Allah nasip ederse bir salon tutup bu pandemi müsaade ederse çok güzel bir kongre organizasyonu yapacağız inşallah. Burada hani bugüne kadar gösterilmemiş, söylenmemiş çok fazla şeyi açıklayacağız. Mesela Mısır'ı hala tartışıyoruz. Mısır'da ya Mısır'ı Mısırlılar mı yaptı, işte büyücüler mi yaptı falan filan. Ben kitabımda sadece 300 tane bu konuyla ilgili örnek verdim. Ve ikinci kitabımda bir 300 tane daha örnek vereceğim. Sadece o da değil. Anadolu'da yaşanan birçok şeyler var. İşte dünyanın her yerinde. Ya Baba Vanga'nın işte kehanetlerinde bile kendisinin temas kurduğu, George Washington'ın temas kurduğu. Hani nereden girsem her yerde bir temas söz konusu. Dünya dışı varlıklar her yerimize artık içimize kadar işlemişler. Çok fazla kanıt var. Evet. Ben bu gizli projelerden biraz daha bahsetmenizi rica ediyorum. Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Amerika'nın sadece uzay projelerinde değil, yapmış olduğu bütün projelerin arkasında mutlaka dünya dışı zeki yaşamı araştıran bir birim var. Amerikan hükümeti hani bildiğimiz sıradan bildiğimiz bir hükümet değil. Yani görünenin dışında çok çok derin çalışmalar yapıyor. Mesela biz bilmiyoruz 1969 yılında Ay'a çıkıldığında Apollo uçuşlarında örnek 17'ye kadar bir misyon yapıldığı söyleniyor. Ama biz biraz daha detaylı indiğimizde Apollo 20 uçuşlarının yapıldığını biliyoruz. Bunlara ödenek sağlanmadı sözde. Sağlanmadığı için iptal edildi ve böyle bir projenin olmadığı söyleniyor. Ama bizde bunların gizli yazışmaları var. Belgeleri var, fotoğrafları, videoları var, astronottan açıklamaları var. Evet. NASA'da çalışanların itirafları var. Ve Apollo uçuşlarına mesela örnek veriyorum. Apollo 20 uçuşunda dünya dışı bir uzay aracının bulunduğu, buradan insanımsı bir kadın bedeninin buraya getirildiği, bir takım sıvıların, cinlerin bulunduğu, yazıların, alfabetik şeyler. Çok fazla şey var elimizde. Çok fazla dönem var. Sadece bu da değil. Tarım alanlarını inceliyoruz diyorlar ama ekin çemberleri ve dünya dışı varlıklarla ilgili çalışmalar yaptıkları bir sürü proje var. Hala bile şu an mesela ben şunu kabul etmiyorum. Pentagon açıklama yaptı. Beni hiç bağlamıyor Pentagon. Hala ne olduklarını da söylemiyor açıkçası. Belirsiz, tanımlanamayan cisimler. Ya her şey tanımlanamayabilir. Sen eğer bu konuda uzmansan diyeceksin ki bu dünya dışı bir uzay aracıdır. Hiçbir ülkenin menşeinde değil. Bizim de bununla bir bağlantımız yok. Tamamen dünya dışı kaynaklı bir uzay aracıdır. Söyleyebiliyor musun? Bana bunlarla gelmesi lazım o kişinin. Mesela sadece o da değil. Vatikan'ın da sakladığı çok büyük sırlar var. Geçtiğimiz yıl başında, Kasım ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir meydanda antik astronot heykelleri yaptılar. Normalde Hazreti İsa ve Meryem heykelleri yapan Papa, ne alakaysa 2021 yılına girerken kalktı antik astronot heykelleri koydu meydana. Şu an meydan ismi aklımda değil, internete girerse görürler. Evet. Kask takmış, işte bir takım varlıkların biblolarını, heykellerini yaptılar. Hani bu mesajlar zaten veriliyor. Yakında bu varlıklar ciddi ciddi toplu temaslar yaşanacak zaten. Bu Biz sadece buyurun biz buyurun sadece lütfen. bu biraz ses geç geliyor. Kusura bakmayın sizin lafınızı bölüyorum bazen. Biz sadece bu gelen varlıkların zekası nedir? Niçin buradalar? Bizlerle ilgili ne gibi planları var? Bunları da şifre etmeye çalışıyoruz. Yoksa zaten varlıklar az çok çözdük. Çilek benzeri varlık mesela grilerden bahsediyoruz. Griler hakkında çok fazla bilgimiz var. Tek sindirim sistemine sahip oldukları, %40 azot soludukları, %70 oranında oksijenle karışık soludukları. Bunun için biraz helyum da var, çok az. Ondan sonra deri yoluyla zaten dışkılarını attıkları, bunların birçoğunun cyborg, sibernetik organizmalar oldukları ve ölülerini bu yüzden buradan almadıkları, tek bir ağa bağlı oldukları, bir arı kolonisi gibi düşün, tek bir sistem üzerine, kristal ağ üzerinden yönlendirildikleri, reptilyanlar tarafından ortak çalıştıkları, hani aklınıza gelecek her türlü bilgiye sahibiz zaten. Bizim merak ettiğimiz sadece bu dünya şu anda bizden ne istiyorlar. Evet. Yani o yüzden bu varlıkları çok cici göstermeye de gerek yok. Yarın gün karşımıza çıktıkları zaman ah hoş geldiniz deyip de elimize welcome to falan filan gelmeyecek bu varlıklar. Sadece umalım ki iyi varlıklar buraya da gelsin.
Peki iyi varlıklardan bahsederken nasıl tanımlarsınız iyi olanlardan? Şu ana kadar anladığım kadarıyla kötü olanlardan bahsediyorum. İşte dediğim gibi insanlar şu an o kadar negatife yoğunlaştılar ki iyileri görmüyoruz. Hani az önce mesela sorularda da reptilianlarla nasıl iletişim kurarız, reptilianları nasıl görürüz? Ya reptilianları görmek için çaba sarf etmeyin. Ya biz kaçırırız, nasıl kaçırırız diye sormayın. Şimdi Enerjiyi o tür şeyler düşünmeyeyim. tabii ki biz bunları çektiğimiz zaman zaten onlar bizim öyle ya da böyle. Ama reptilian, ama ifrit, ama başka şekilde zaten varlıklar bizim karşımıza çıkıyor. Biz her zaman iyi düşünüp iyi şekilde güzel şeyler, mesajlar vermemiz lazım evrene. Şimdi şöyle diyeyim ben, siz mesela diyelim ki evrene bu sinyal gönderme denen bir olay var. Mesela siz bilirsiniz, bir enerji uzmanısınız. Nasıl enerjileri yayarsınız, nasıl varlıklar çekersiniz? Siz daha bu konuda uzmansınız. Ben söylemeyeyim. Hep olumsuz düşünseniz her yaptığınız faaliyet olumsuza gidiyor. O Evet. yüzden güzel düşünelim, güzel varlıklar çekelim. Evren sadece kötülerden ibaret değil. Her Musa'nın her Firavun'un karşısında mutlaka Musa'lar da çıkacak. Biz de o noktada işte o kırmızı çizginin üzerinde duruyoruz. Onları bekliyoruz. Evet, tabii pozitif ve negatif aynı anda ilerleyebilir. Peki metafizik çalışmalar alanında neler yapılıyor? Bu konu hakkında metafizik ve UFO araştırmalarındaki karşılaşmalardan biraz bahseder misiniz bize? Tabii şöyle söyleyeyim, bu çalışmalar gene çok eskilere gidiyor. 1937 yıllarında Rusya ve Amerikan ortak çalışmaları var bu konuyla ilgili. Soğuk Savaş döneminde de yapılan çalışmalar var. Mars ve ilk bu çalışmalar Stargate. Bakın bu Stargate çok önemli. Stargate projesiyle beraber başlığı bu. Stargate bildiğimiz hani yıldız geçidi olarak kullanılmıyor. Direkt metafizik uzmanların, medyumların, işte mental kişilerin başka gezegen sistemlerindeki varlıklarla iletişime geçmesiyle başlıyor. Daha sonra bunlarla temas kurulup daha sonra bu yıldız geçitleri ortaya çıkmaya başlıyor. İşte onlar nasıl kullanıldığı, nasıl kanalize edildiği, nereden nereye geçileceği falan. Bu şekilde istihbarat amaçlı cinlerle de temas kuruyor. Şu an zaten acayip derece bir cin saldırısı var. Yani bu Illuminati olsun, diğer örgütler olsun bu varlıkları buraya kanalize ediyorlar. Biz farkında değiliz. Zaten şu an yaşanan birçok temasın, bakın her yaşanılan kaçırma vakasından bahsetmiyorum. İlla ki kaçırılan insanlar var dünya dışı varlıklar tarafından. Ama bunların %80'ine baktığımız zaman cin musallatı ya da farklı boyutlarda metafizik varlıkların saldırısı olduğunu görüyoruz. Biz bunu Gülşen Karagöz Hanım'la da oturduk, analiz ettik. Kendisi rüya analiz uzmanımızdır bizim. Oturduğu zaman işte soruyoruz. Mesela çok ilginç bir olay. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Hani biraz uzatıyorum ama kısa geçmeye Vaktiniz var çalışıyorum. mı? Var mı vaktiniz? Tamam. Şöyle söyleyeyim. Mesela bazı vakalar geliyor bize. Diyor ki kişi kendisi işte bu İzmir'de bir öğretmen. Çok yakın zamanda yaşadığım birisi. Yani görüştüğüm birisi bana yazmış. Ben İzmir'de öğretmenim, edebiyat öğretmeniyim. Yaklaşık 55-60 yaşlarında bir bayan. Evimin duvarının köşesinde genç bir kız kendisinin dünya dışı varlık olduğunu iddia ediyormuş. Ve kadına bir takım notlar aldırıyor, bir takım semboller çiziliyor. Ve gece yarısı uykusuna uyanıp sürekli onu zorla bir takım şeyler zorluyor. Peki demiş, siz bunun dünya dışı varlık olduğuna nasıl eminsiniz? İşte hep aynı saatlerde çıkıyor. Bana işte ışık şeklinde gözüküyor. İşte uzay, evren hakkında bir şeyler anlatıyor falan. İşte kendisi şuradan geldi, buradan geldi. Peki dedim, nereden geliyormuş? Bana söylemedi. Uzaydan geldiğini söylüyor ama hiçbir şekilde şey yok. Peki size yazdığı notta içinde bilimsel veriler var mı? Yok. Peki dedim, bu varlığı gördüğünüzde dua ettiniz ya da bir kelime işaret getirip hani bir bildiğiniz bir şey okudunuz mu? Yani kutsal bir metin veya bildiğiniz bir şey okudunuz mu? Hayır, istemiyorlar diyor. Şimdi bu nasıl dünya dışı varlık? Size teknoloji bilgi verecek. Ama negatif şeyler yapacak. Bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman veya güzel bir söz duyduğu zaman iyi bir şey. Bu varlık ters diyecek. Biz bu kişiyle görüştük. Dedik ki şu ritüeli yapın. Şunları şunları yapın. Bizim uzmanlarımız var. Parapsikolojiyle ilgilenen hatta hava sevimiyle ilgilenen uzman arkadaşlarımız da var. Bizim dediğim gibi bu konunun çok dalları budakları var ufolojinin içine. Yönlendirdik ve gerçekten varlık 2 gün sonra terk edip gitti. Peki Hiçbir bu şekilde dünya dışı varlıklara ait değil. varlık da olabilir mi acaba? Hani metafizik bir varlık da olabilir söylediğiniz. Yani bunun uzaylı Şimdi, olduğunu kanıtı nedir? ben şuraya çok özellikle bakın bunu dinleyen dostlarımız çok iyi dinlesinler. Şimdi televizyonda, medyada birçok yerde kaçırma vakalarını dinleyen, anlatan ama hiçbir şekilde gerçekten bir analiz yapmayan, boş konuşan çok fazla insan var. Hani bunu varyansın ediyorum, gerçekten varyansın ediyorum çünkü insanları bize infiale doğru götürüyorlar. Şimdi bir ufolojide yani bir temas, bir yakın karşılaşma olayında bir takım kriterler vardır. Önce bu kriterlerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şimdi mesela diyelim ki siz ziyaret ediliyorsunuz dünya dışı varlık tarafından.
Evinizde elektronik eşyaların bozulması söz konusu olabilir. Çünkü cisimler oraya geldikleri zaman bir manyetik alan, bir manyetik etki yaratıyorlar. Elektrik kesilmeleri, manyetik alanlar, kulağınızda bir çınlama veya beyninizde bir uğultu. Bakın bu sadece bir şey için söylemiyorum. Bu çok genel bir kapsam olarak söylüyorum. Bunların birçok sebebi de olabilir. Artı kişiler kaçırıldığını söyleyen kişiler, gece yarısı ziyaret edildiğini söyleyen kişilerin vücutlarına bir takım izler oluyor. Kaçırmalar varsa çoğunlukla jinekolojik testler yapılıyor özellikle bayanlar üzerinde. Kadınların yumurta hücreleri, erkeklerin sperm örnekleri alınıyor, tırnak doku örnekleri alıyor. Bunlara dair bir takım izler olmak zorunda. Eğer böyle bir kaçırma varsa. Artı kişilerin üzerine radyasyon izleri bulunmak zorunda. Hani ben kaçırıldım. Tamam kaçırıldın. Neyin var? Bir dermatoloğa gittin mi? Mesela vücudunda bir iz olduğunu iddia eden birisi var. Gitmedim. Niye gitmedin? İşte bilmiyorum. Çip var mı vücuduna? Analiz edelim. Gel işte bir hipnoz seansına sokalım. Girmek istemiyorum. Utanıyorum, korkuyorum, çekiniyorum. Ben sana nasıl tanı koyacağım? Sen doktora gittiğin zaman soyunma, iyi kulağını dinletme, vücudunu dinletme, ben kaçırıldım. Yani bunları iyi analiz etmek lazım. Bizim mesela Türkiye'de biz ilk defa bunu kullanıyoruz, açık açık söylüyorum. Bizim hipnoz uzmanlarımız da var. İsteyen dileyen olursa diyorum yardımcı oluruz. Artı black light dediğimiz siyah ışık, bu yurt dışında kullanılan bir teknolojidir. Vücuttaki bu izleri veya bir takım şeyleri karanlık odada çok net tespit edebiliyorsunuz. Hani biliyorsunuz kriminal odalarda bu karanlık yerlerde tespit ediyor kan izlerini bulmak için kullanılan bir teknik. Aynı şekilde bu varlıkların bıraktığı izleri tespit etmek için de kullanılıyor. Biz bunları da kullandık, bunları da inceliyoruz. Sadece hani oturup, ha tamam işte bu kaçırmış, belli falan demiyoruz. Çok fazla kriterine geçmiş. Yani Artı detaylı kişinin, analiz. tabii oturup çok iyi analiz etmek lazım. Kişinin ruhsal dengesi nasıldır? Psikolojik geçmişinde, aile geçmişinde bu tarz şeyler yaşamış mı? Şizofrenik bir vaka var mı? Bir dermatologdan bir rapor almış mı? Veya sağlık sorunu var mı? Hipnozu sokarken bile kişinin özgeçmişi çok önemli. Yani bir unutturulmuş bir geçmişi biz uyandırabiliriz ya da verdiğimiz yanlış bir telkinle kişiyi farklı yerlere de çekebiliriz. Çok detaylı bir konu, çok da hassas bir konu. O yüzden kaçırma olayları çok detaylı bir konu. Kimsenin öyle hemen anlattığı gibi de kimse kaçırılmıyor. Bir takım kriterlerden geçmesi lazım ve biz bunu ona göre teşhis koyuyoruz sonunda. Evet. Tabii ki ya uzmanlar eşliğinde yapılmasında önemli görüyorum ben de. Çünkü gerçekten şizofren olabilir ve hayal ürünü de anlatıyor olabilir. Peki sizin yeriniz nerede ve geniş çaplı bir araştırma olduğunu anlıyorum konuşmalarınızdan. Yani uzmanlarla çalıştığınızı, yani herhangi bir böyle bir durumda size başvurulabileceğini algısını alıyorum. Doğru mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz daha öncesinde Kadıköy'de merkezimiz vardı. Bir UFO merkezi açtık. Müzeye çevirecektik ama sonra ben tabii evlenince, şu bu olunca falan merkezi taşımak, dağılmak zorunda kaldık. Şimdi Allah nasip ederse yeniden bir yer tutuyoruz. Tekrar yeniden bir merkez açacağız. Uzman arkadaşlarımıza hem burada bir stüdyo çalışması yapacağız, hem seminerlerimiz olacak kısmetse. Hem de kişileri olay yerinde inceleme, konuşma, onlardan bilgi alma, işte referans şeklinde birçok çalışmalarımız olacak. Yer açıldığı zaman zaten bunun bilgisini vereceğim kısmetse. Şu an badanası boyası tadilatını düşünüyoruz. Hatta yapacağız kısmetse. Dedim ki bunun bilgisini hep sizlerle paylaşacağız mutlaka. Ama bana telefon numaralarından gerek Cem Bey olsun, gerekse diğer ekip arkadaşlarım. Orion'un sayfası var. www.orionforresearch.org uluslararası bir sitedir. Resmi sitemizdir. Oradan da başvurabilirler. Facebook üzerine dolaşabilirler. Instagram'dan da Cem Çorapçı, Kuzey Atacan diye yazabilirler. Her türlü ulaşabilirler bizlere. Evet, Cem Çırakçı ile yayın yapacaktık ama yoğunluğundan dolayı bir türlü fırsat bulamıyoruz. Ben her ikinizle aynı anda yayın yapmayı düşünüyorum. Kısmet Çok olursa süper olur. bir yayın yapalım üçümüz birlikte. Önümüzdeki günlerde planlayalım. Bir soru geldi. Galaktik Konsey hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Evet, Galaktik Konsey hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Galaktik Konsey olması gereken, yani benim tahminlerime göre olması gereken, çünkü çok fazla aynı dualitede birleşen varlık grupları var. Bunların iyileri olduğu gibi kötüleri de var. Bunların da tabii bir koalisyonu olmak zorunda. Evrenin bütünlüğü ve varlığı için savaşan, mücadele eden bir takım gruplar var. Ve eski yani kaynaklara baktığımızda, yazılı ve sözlü kaynaklarda da işte öküt kaynaklar, şunlar bunlar, akaşik kayıtlar, bütün hepsine baktığınızda dünya dışı varlıkların bir federasyon olduğundan bahsediliyor. Ve şu an dünyamızın gidişatı gerçekten kötü durumda. Ha, ben şundan dolayı korkmuyorum. Mesela ben televizyonda izliyorum işte şunlar oldu. İşte yakında elektronik dünyaya bağlanacağız. İşte robotik sisteme geçilecek. Şu olacak, virüs çıkacak. Bunlar zaten yaşanacak. Evet. Hani bunun bir kaçışı yok. Belki korku filmlerindeki gördüğümüz öğeleri de yaşayacağız. Zombilerde gerçek olacak, metafizik. Şu an bir görüyorsunuz zaten birçok değişik yaratık türleri bulunuyor. Mutasyon geçirmiş. Biz bunları da göreceğiz. Yarı cyborg tarzındaki belki insanlar da olacak.
Ben bunlara hazırlıklıyım. Çünkü bu geleceğin olması gereken bir öğesi. Bir arınma süreci olacak. Belki savaşlar olacak. Çok büyük yıkımlar olacak. Kan akacak. Şu olacak olacak ama eninde sonunda bu varlıkların bir şekilde müdahale edip tekrar evrensel barış adına bizlere yardım edeceğini düşünüyorum. Yani bize o yüzden Galaktik Federasyon varlığı şart. Yani Galaktik Federasyon mu bize yardım edecek bu dünya dışı varlıklarla savaş haline girersek? Doğru mu anladım? Zaten şu an yani bizim şimdi anlatacaklarım burada hikaye gibi gelebilir. Diyeceksiniz yani bunlar nereden biliyorsunuz? Biz bunları temasçılardan, işte gizli belgelerden, işte üst düzey yetkili açıklamalarından da biliyoruz. Zaten söylüyorlar hani dünyamızın dışında şu an mesela NASA veya ISS, International Space Station, uzaydaki şey, istasyon kuşatılmış vaziyette. NASA'nın veya uzay istasyonu çekmiş olduğu görüntüler dünyamızın etrafında filolar görüntüleniyor. Bakın bunları girip internete araştırabilirler. Devasa filolar var. Bir şeylere müdahale etmek için hazırda bekleyen filolar var. İşte Fukushima'daki o nükleer santralin patlaması sırasında olsun, işte Irak'taki çatışmalarda yani dünyanın her yerinde deprem felaketleri, volkanik patlamalar, her yerde bu varlıklar gözüküyor. Ve bir takım müdahaleler yapıyorlar. Fukushima'daki mesela nükleer santralin patlaması sırasında radyasyonu en az seviyeye indirip onları emip yani nötralize eden bir takım varlık grupları görüldü. Bunlar kameralara da geçti. Yine aynı şekilde 11 Eylül saldırılarında birçok varlıklar gözlendi. Yani birileri mutlaka bizi kolluyor. Tek yalnız değiliz. Yani bu reptilianların saldırması, şu varlıkların gelmesi bu kadar basit olacak bir şey değil. Evet. Ve bu varlıklar zaten dediğim gibi bizim atalarımız olduğunu söyleyen varlıklar. Yarın galaktik bir federasyona biz insanoğlunun da katılacağını söylüyorlar. Belli evreleri geçtikten sonra, bir arınma sürecinden sonra bizlerden seçilmiş ya da kurtulmuş veya işte arındırılmış insanların bu federasyona katılacağı ve ileride hep birlikte yaşayacağımız daha büyük bir realiteden bahsediliyor. Evet. Peki Hakan Bey bu tür çalışmalar yapıyor. Bununla bir bağlantınız var mı? Biz zaten Hakan Bey'le de çalışıyoruz. Hatta sağ olsun kitabımızda da bir ön söz yazdı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine de bizi kırmadı. Farah Hanım da aynı şekilde. Biz dediğim gibi sadece ufolojiye girdiğimiz zaman hani tek başımıza çıkmadık. Biz Haktan Aktuan'la da uzun zamanlar projelerde bulunduk. Kongrelerde organize ettik. Müzeler yaptık. Benim ya merkezi kurucularından bir tanesi benim Sirius'um. Kurucu yerinden bir tanesiyim. Daha sonra ben kendi yolumu seçtim, ayrıldım. Kendisi bu işin öncülerindendir. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum aynı zamanda. Ha, anlaşamadığımız noktalar olmuştur. Farklı şeyler düşünmüşüzdür illaki. Hakan Bey'le çok çok ortak noktamız var. Çünkü biz ufolojiyi sadece günümüz videolarıyla değerlendirmiyoruz. İşte iki kişinin anlattığı UFO temasıyla değerlendirmiyoruz. Biz bunları antik kayıtlarla, mesela kendisinin yapmış olduğu çalışmalar var. Çok da saygı duyuyorum. Frekanslar, ki dünya bunlar üzerine kurulu. Frekanslar, enerji merkezleri. Bunlar üzerine de çalışmalar yapıyor. Bir antik birçok tanrısal varlığın aynı kökenden geldiğini de görüyoruz. Mesela Hakan Bey, Türklerin bu tarih dönemi içerisinde yapmış olduğu çalışmaların her yerinde dünya dışı varlıklarla benzer ortak noktalar taşıdı. Belki de bizim kökenlerimizin dünya dışı varlıklara dayandığını söylüyor. Ki ben de buna katılıyorum. Çünkü mesela İspanya'da ve İtalya'da yapılan bir takım çalışmalarda dünya dışı varlıkların Türkçe'ye benzer bir dil kullanıldığı ortaya çıktı. Çin'de bulunan Mısır piramitlere baktığınız zaman yine Türk işaretleri bulunuyor, Türk sembolleri bulunuyor. Hani dünyanın neresine bakarsanız bakın Türk tamgasını diyeyim. Böyle oraları görmeniz mümkün. O yüzden Hakan Bey'in söyledikleriyle bizim konularımız çok örtüşüyor ve aynı yolda izleyebilirim. Evet. Haktan Akdoğan'dan bahsediyoruz. Kimdir diye sormuşlar. Peki dünya dışı varlıklar salgın konusunda bir müdahale yapıyor mu? Ben soracaktım böyle bir soru. Şöyle söyleyeyim, dünya dışı varlıklar bize bu işte Covid mikrobuyla veya işte şununla bununla ilgili hiçbir şekilde müdahale etmediler. Bak bu yanlış bir kanı. Dünya dışı varlıklar bize bunları vermediler. Zaten bunların bizi hani istila etmek, yok etmek, kökten, haritadan silmek gibi niyetleri olsa zaten mağara döneminde bunu yaparlardı. Daha demir çağına geçmeden bunu çok çok rahatlıkla yaparlardı. Böyle bir dertleri yok. Bu bir. İkincisi biz insanoğlu kendimiz bunları üretiyoruz. Laboratuvarlarda üretildiğini biliyoruz zaten Çin'de. Biz daha ilk bu COVID virüsü çıktığında biz bunun yarasadan gelmediğini canlı yayınlarımıza söyledik. Mesela Starlink uydularının yapılması, işte bu dünyanın etrafında örümcek ağı gibi sarması, sivrisinek projeleri, ben bunu çok yakın bir zamanda söyledim. Yapay sivrisinekler oluşturulacak ve bunlarla suikastler, hastalıklar yayılacak dedim. Ve gerçekten de yakın zamanda sivrisinekler ortaya çıktı. Suikast için yapılmış. Şimdi görüyoruz ki mesela daha geçenlerde çıktı. Kokarca böceği diye bir böcek çıktı. Evet.
Her gün yeni bir şey çıkartıyor ve bunu biz insanoğlu yapıyoruz. Ha, bir takım gizli birimlerde şunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar, evet. Hazar Tandoğan'da kullandığı için atalım bu arada. Black Goo denilen bir madde var. Belki duymuşsunuzdur, siyah bir madde. İşte bunların Antarktika'da bulunup bu tarafa getirilmesi, onlar üzerine bir takım testler yapılması, bunların insanlara enjekte edilme durumları söz konusu mu? Evet. Yani kötüler hiçbir şekilde boş durmuyor. Sürekli bir şeyler peşindeler. Ama biz de deşifre ediyoruz. Elimizden geldiği kadar onlara engel olmaya çalışıyoruz. Ama demek ki COVID mikrobuyla veya salgınlarla bunların bir balansı yok. Evet. Değişik bir soru geldi. Tesla'nın keşfettiği dünya yörüngesinde dönen 3000 yıllık siyah cisim nedir sizce diyor. 13 bin yıllık. Bakın bu çok güzel bir soru ve ben buna da şöyle bir açıklama yapayım. 13 bin yıllık bir cisimden bahsediyoruz. Bunu Galileo Galilei de zamanda not almış, işte Nikola Tesla da yazmış, birçok kaynakta da geçmiş. Kara Şövalye uydusu adını verdiğimiz Black Knight'tan bahsediyoruz. Bu dünya dışı uzay aracı olduğuna dair, yani bizim bilmediğimiz sinyaller yayan ve binlerce yıldır, belki 13 bin, belki de bilmediğimiz 30 bin yıllık bir geçmişe sahip bir araç. Bilmediğimiz dilde frekanslar yayıyor ve hiçbir şekilde başka bir yere de gitmiyor. Dünyamız etrafında sürekli bir dönüş, bir takip halinde. Ve NASA astronotları bunları bildiği halde hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Bakın bu da çok ilginç. Yani gökyüzüne böyle bir uydu göreceksiniz, size ait olmayan bir metale ve siz gidip hiçbir şekilde yakınlaşayım, bir çekim yapayım demiyorsunuz. Çünkü onun zaten dünya dışı varlıklara ait olduğunu biliyorsunuz. Ve siz uzaya çıktığınız zaman dünya dışı varlıkların size nasıl müdahale ettiğini biz bunları açıklamadık ama Apollo uçuşlarında çok fazla dünya dışı varlıkların temel şeyi var, müdahalesi var. Kimi zaman yardım etmişler, kimi zaman da araçları durdurma pahasına, yok etme pahasına müdahaleler de yapılmış. Evet. Yani bu dediğim gibi dünya dışı varlıklara ait bir uydu ve bizim son edindiğimiz bilgilere göre gizli yazışmalarda bu var. Bu Kara Şövalye uydusunun bizim dünyamızı korumaya yönelik 5 ırk tarafından özellikle dünyamızın yörüngesine yerleştirdiğine dair bir takım belgeler var. Dünyamızı evet. Gözetiyorlar. Şu an bir karantina alanındayız. Öyle söyleyeyim onlar için. Bunu tekrar alabilir miyim? Bu son söylediğinizi. Bu 13 bin yıllık uydu dünyamızı gözeten insanımsı bir takım varlıklar var. Bunlar Lyra sisteminden, işte Pleiades sisteminden olsun, Orion'un iyi kısımları da var. Bunun için Arcturuslar var, birçok varlık grupları var. Bunlar dünyamızı karantina altında tutuyorlar. Çünkü biz insanoğlu atomu parçalayarak evrene zarar vermeye başladık. Hani tabiri caizse en aptal halimize diyeyim. Evet. Yani kıyafet bulamazken, şunu bunu yapamazken evrene zarar vermeye başladık. Ve varlıklar artık diyor ki siz hani tamam bizim Galaktik Federasyonumuza katılacaksınız ama sizde çok fazla negatif enerji var. Bunların bir şekilde durdurulması veya nötralize edilmesi gerekiyor. Biz siz takipteyiz. Şu an karantina alanındasınız. Alanındasınız ve kendinizi arındırdınız. Bu negatif şeyler kurtulduğunuz zaman diyor. Biz sizlerle beraber olacağız. O yüzden bu Kara Şövalye uydusu dünyamızın yörüngesinde ve hiçbir şekilde kimse müdahale edemiyor. Evet. Ve sürekli bizden onlara bilgi aktarıyor, öyle söyleyeyim. Evet. Yani bizi koruyorlar diye yazıyor dostlarımız. Evet. Gerçekten... 5 tane ırk bizi koruyor. Efendim? Yani bunlardan 5 tane net, yani bilinen bu gizli yazışmalar içerisinde de var. 5 tane çok net bilinen varlık grubu bizleri koruma altına almış vaziyette şu an. O yüzden reptilianlar da çok rahat değiller açıkçası. Ki geçmişte bunun tokadını yemişler. Eski kayıtlarda bu yazıyor. Hı-hı. Apar topar çekip gitmek zorunda kalmışlar. Hatta çok kısa bir anekdot atlatayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Reptilianlar ilk bu saldırıları yaptıkları zaman evrene, bu istilaları yaptıkları zamanlar, işte dünyamızda Yunuslar o zaman egemen. İlk Yunuslarla iyi varlıklar temas kuruyor. Bir karakol vazifesi görsün diye. Daha sonra Yunusların bu konulara çok müdahale olamadığını, hani mücadele edemeyeceklerini bildikleri için aylarda işte Mars'ın üzerine şurada burada bir takım üsler kuruyorlar. O yüzden insanoğlunun DNA'sı üzerinde oynadıkları ve burada karakol görevini sağlayacak varlıkların insan olduğu da söyleniyor. Reptilian saldırılarına karşı. Ve dünya dışı varlıklarda iyi olanlar da bizi desteklemek için hazırda bekliyorlar bir yerlerde. Evet. Şimdi çok böyle fantastik geldi. Ama bunlar dediğim gibi hani gizli yazışmalarda da var, devlet kayıtlarında da var, temaslarında da geçiyor. Hani aklınızdaki her birçok kaynakta bunlar anlatılıyor. Evet. Peki yüce yaratıcı bu durumun neresinde diye bir soru geliyor arkadaşlarımdan. Tabii böyle konuşunca hani fantastik konuşunca hakiki mutlak yaratıcı geliyor insanın ister istemez aklına, çok haklı. Tabii ki. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz insanoğlu yaratılmış olarak hani dünya dışı varlıkları mesela kendilerine tanrı edinenler var. Ben herkesi şey tutuyorum, hani ayrı tutuyorum bundan.
Bazıları dünya varlıkları tanrılaştırıyor gözünde. Ya firavunları tanrılaştıran var. Biliyorsunuz zamanda bu yaşanmış. Evet. İşte bir takım üstün varlıkları tanrılaştıranlara. Onlar bizim yaratıcımız değil. Altını çiziyorum, bu bir. Onları da yaratan bir, yani Rab, kimisine göre Allah, kimisine göre Tanrı, kimisine göre işte artık neyse, ismini ne koyarsa koysun. Onları da yaratan bir yaratıcı var. Evet. Her şeyin sahibi tek bir kadiri mutlak. Bizim bilmemiz gereken sadece bizlerin dışında daha böyle düşünebilen akıllı sekeneler, bir takım varlıklar var. Ve bunlarla aynı kozmosu paylaşıyoruz. Bu varlıklar da ölüyor. Ölümsüz değiller. Durdurulamaz değiller. Birçok vakalar var. Mesela 50. bölgede çatışmalar yaşanıyor. Grilerle insanlar birbirlerine ateş açıyorlar. 50'ye yakın insan ölüyor. Bunun için dünya dışı varlıklar da ölüyor. Hani bunlar durdurulamayacak varlıklar da değiller. O yüzden dünya dışı varlıkları gözümüzde çok fazla tanrılaştırmayalım. Evet. Bunlar da ölümlü. Sizin gibi üçüncü realiteye sahip varlıklar. Ha, üstatlar var mıdır? Çok gelişmiş ruhani veya buraya işte metafizik halinden müdahale eden varlıklar var mı? Var. Ama bizim konumuz şu an onlar değil. Çünkü onları elle tutup somut bir kanıt koyamadığımız için net bir şey söylemek de çok zor. Evet. Reptilyanların bize zarar vermekteki amacı nedir diye bir soru var. Reptilyanlar bize şöyle, reptilyanlar sadece bize değil, dünyanın her yerindeki her türlü varlığa, yani bizim galaksimiz içerisindeki her türlü varlığa musallat olmuşlar. Dediğim gibi grilerin birçoğu aslında tıbbi konuda çok ilerlemiş zeki varlıklar. Bunları kendilerine koloni demişim, sömürge haline getirmişler. Ve gemilerinde tıbbi çalışmalarda grileri kullanıyorlar. Evet. Grilerin birçoğu da iradesiz varlıklar. Zaten dediğim gibi tamamen bilimsel amaçlı kullanılan varlıklar. İşte reptilyanlar o yüzden bu kaostan beslenen varlıklar oldukları için her türlü yolun müba olduğunu bildiklerinden her türlü yere saldırıyor, her yerde kaos çıkartıyor, her yere korku veriyorlar. Olur olmadık şeyler gösterip insanlara halüsinasyonik görüntüler veriyorlar. Yani bizim ve yaratılmışların birçoğunun üzerinden böyle parazit gibi geçinen varlıklar bunlar. Evet. Ve şunu da söyleyeyim, yani bu reptilyanlara da çok fazla takılmasınlar. Dediğim gibi reptilyanlar, reptilyanlar, reptilyanlar dediğimiz için bu varlıkları çekiyoruz aslında. Reklamlarını yapıyoruz. Bu varlıklar artık kendilik, ben Farah Yıldız'ın kulağını çınlatayım. Çok fazla reptilyan reptilyan Aslında diye diye reklamlarını yayınlar yaptık. katılmıştı. Yayına hala burada mı bilmiyorum. Kendisine sevgiler gönderiyorum. Çok severim. Tabii ki Biz ben de çok severim. Kraliçemiz o bizim. yapacağız. Yakında sözü var bana. İşleri yoğunluğundan dolayı gelemiyor. Daha önce yayınlarımız var kendisiyle. Tekrar önümüzdeki günlerde yayın yapacağız. Eğer buradaysa hala bizimleyse sevgiler, selamlar gönderiyorum. Aynen. Kendisine çok selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. O bizim kraliçemiz, öyle söyleyeyim. Sezen Aksu'muz. Ben öyle takılıyorum kendi içimde. Dediğim gibi çok güzel, çok değişik araştırmaları var kendisini. Çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir bayan. Ama hani dediğim gibi reptilyanla çok fazla reklam etmeyi de hiç sevmiyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Çünkü insanlar bunları özeniyor. Gördünüz. Konuşmayınca da nasıl haberdar olacağız? Mutlaka yani konuşmamız gerekiyor. Tabii ki İsterse aksa konuşacağız. yakın da görürsünler. Karşımızdaki düşmanı bileceğiz ama tek bir varlığa odaklanmak demek diğerlerini göz ardı etmek demektir. Ha, daha Şimdi biz güzel sadece görünüyor. reptilyanların, tabii tabii reptilyanların dışında birçok metafizik varlıklar da var. Şunlar var, sizin başınızı konunun başında söylediğiniz gibi. Hani biz onları göz ardı ediyoruz. Sadece bu reptilyanlar mı var? Tek başına mı kainatı ele geçiriyor bunlar? Evet. Bizim kendi içimizde iki ayaklı düşmanlarımız var. Dünyanın içinde bunlara uşaklık edenler var. Bizim en çok bunları deşifre etmemiz gerekiyor. Eğer bunları deşifre eder, bunların arasındaki bağı kesersek zaten reptilyanlar ya kendilerini deşifre etmek zorunda kalacaklar, direkt ortaya çıkacaklar, ya Peki da buradaki çalışmaları. mesela kendi içimizdeki olanları nasıl anlarız? Yani iki ayaklı olup da diğerlerine yol açan, yani onlara yardımcı olanları nasıl fark eder anlarız? Zaten yaptığı çalışmalara baktığınız zaman yani hak ve batını zaten elde edebiliyorsunuz. Bütünün hayrına olmayan her çalışma zaten şeytana hizmet ediyordur. Yani şu an dünyadaki kaosun, savaşların, işte yıkımların sebebi tamamen bu varlıklar ve bunlara uşaklık edenler. Gerek Illuminati olsun, gerek Masonik örgütler olsun, gerek işte uzaysal tarikatlar olsun. Ben buradan bizi dinleyenlere söylüyorum. Bakın, ufoloji bilimsel bir konudur. Evet. Tabii ki bunun içine ufak tefek de olsa metafizik, işte paranormal olaylar, birçok şeyler karışıyor. Karışacak da. Bunlar hepsi birbirini tamamlayan öğeler. Evet. Ama olayı sadece böyle metafizik, paranormal olaylar çekip ya da işte bilimin dışına çıkardığınız zaman çok farklı yerlere gidebilecek bir konu. Biz Türkiye'de mesela görüyoruz. Pokemon'ları izleyip de işte Mersin'de camdan atlayan çocukları da gördük. Maalesef. İşte Kurtlar Vadisi izleyip birbirine kurşun sıkanlar, işte şunu bunu izleyip de birbirine dayılık yapanlar. Hani insanlara bunu verirken de dozunu çok iyi ayarlamak lazım.
Evet. O yüzden kötüyü verirken yanında iyiyi de vermek lazım. İlacı verirken antidotunu veya zehri de panzehri de göstermek. Kısa bir kopma oldu sanırım. Son cümlenizi Alo. alabilir misiniz? Kısa bir kopma yaşadık. Son Evet, ben de fark cümleniz. ettim bir araya. Evet. Yani ben dediğim gibi biz UFO araştırmacıları olaraktan bilimden hiçbir şekilde uzaklaşmayın diyoruz. İnşallah ikinci yapacağımız programda da kısmet olursa bol görselli bir program hazırlayacağız. Evet. Ve söylenmemiş birçok şeyi açıklayacağım. Bakın çok açık söyleyeyim. İnsanların hoşuna gidecek. İnsanlar sıkıldı artık Roswell olayı duymaktan. Ben kendi adıma da tiksindim. Evet. Roswell dışında olay yok mu? Brezilya'da olan Aztekler, şunların birçok dünyanın her yerinde, Rusya'da bile yaşanan UFO kazaları var. Türkiye'de yaşanan UFO kazaları var. Bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Şimdi onu soracaktım. Türkiye'de en son yakın tarihte bir olay yaşandı mı? Türkiye'de UFO olayları her sürekli yaşanıyor. Bize sürekli gün 24 saat zaten fotoğraflar, belgeler, görseller geliyor. Temas kuran insanlar geliyor. Dünyanın, yani yurt dışından bile Türk vatandaşlarımız bize sürekli yazıyor. Biz bunları X dosyası bir dosya açtık. Biz bunları halkımızla henüz paylaşmadık. Dediğim gibi inşallah müzemiz ve canlı yayınlarımız başlayacak bizimle. Kendi projelerimiz var. Canlı yayınımızda bunları bizzat insanlarla, halkımızla, işte kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Mesela şu an bizim elimizde mikroçip olduğunu düşündüğümüz bir madde var. Biz bunu daha önceki yayında da söyledik. Raporlarını aldık ama tam olarak ne oldu tanımlanamadı. Hala bunları başka üniversitelerde de analiz ettirip tam bir sonuç almaya çalışıyoruz net bir şey söylemek için. Ama görsellerini gördüğünüz zaman zaten bunun sıradan bir madde olmadığını göreceksiniz. 5 milimetre çapında küçücük pirinçten bile çok ince karınca boyutlarında içinde tüneller bulunan cam ekranlı kristal bir maddeye benziyor. Açıkta buradan ipucu vereyim yani. Evet. Frekanslarla zihin kontrolü yapıyorlar mı diye soruyor bir arkadaşım. Sen Evet. sorularımı sorar mısın demişsin ama son gördüğüm soruları soruyorum. Lütfen tekrar yazarsan sevinirim. Frekanslarla zihin kontrolü sağlıyorlar mı? Dünya Şöyle söyleyeyim, daha bizden. zaten aynen öyle. Bunu zaten sadece 21. yüzyılda, yani şu an yaşadığımız toplumda değil, daha öncesinde de çok defalar yaptılar. İnsanları işte verdikleri müziklerle, işte kullandıkları seslerle veya bizim duymadığımız frekanslar çok farklı yerlere sürüklediler. Birçok cinayeti mesela görüyorsunuz televizyonda. Ben bir işte televizyondan ses duydum. İşte ya da birisi benimle konuşuyordu ve cinayet işledim. Niye öldürdün? Sebebini bilmiyorum. Bazı sadece öldürmemi istedi. Yani dünyanın her yerinde bu şeyler yapılıyor. Görsel, yani mesela biliyorsunuz işte Blue Beam projesiyle görsel bir takım şeyler yansıtıyorlar gökyüzüne, insanlar beynini bulandırmak için. Yapmış oldukları yayınlar, ses frekanslar, işte 5G teknolojisinden bahsediliyor. Şu an zombi virüsü üzerine çalışıyor. Yani sürekli dediğim gibi bu negatifler habire bir şeyler üretiyor ve kontrol altında tutuluyoruz Evet. Şu zombi olayı nedir? Zombiler gelecek diye bir söylenti çıktı. Hatta Evet. Altın Erbaş hocam da bir programını izledim. Ezber Bozan TV'de yayın yaptı. Bu Evet. konu hakkında ne diyorsunuz? Şimdi zaten bu ilk proje gene Almanlara ucu dokunacak. İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağınları üretirken Almanlar sadece bir konuyla ilgilenmediler. Şu an ismi aklıma gelmedi. Aspirine benzer bir ismi var. Bir madde kullanarak yarı uyku, yani düşünün, bütün gün uyumadan savaşabilen, hasta olmayan, işte mücadele eden, yarı böyle nasıl derler, ölümsüz onlara göre. Ordular kurmaya çalıştılar. Durdurulamaz insanlar yapmaya çalıştılar. Hatta bir ara bu projede çok başarılı oldular Alman bilim adamları. Ölmüş insanları demeyeyim de ölmeye yakın insanları, bedenlerini hareket ettirerek durdurulamaz bir ordu kurmaya çalıştılar. Ama tabii bunlar zeka olarak çok geri oldukları için kontrol edemediler. Ve bunların birçoğu kurşuna dizilerek, yakılarak yok edildi. Daha sonrasında bu projeler ilerledi ve şu an benim bildiğim, tek tek hani bu konu üzerine özellikle bir oturup araştırma yapmadım ama çok derinlerde, bunların belgeleri var bende, kağıtlara bir gün inşallah onu da paylaşacağım sizinle. 9 ayrı patojen üzerine çalışan bilim adamları var. Flakka bunlardan bir tanesiydi, ilk denemelerden biriydi. 9 ayrı patojenle şu an zombi virüsü yapabiliyorlar. Bunu ilk önce böcekler üzerine denediler. Gövdesi olmayan bir böceğin sadece kafası olan veya kafası olmayan bir böceğin gövdesini sadece yürüdüğünü, hareket ettiğini zaten kayıtlar altına alındı. Amerika'da bir bölgede geyikler üzerinde bu denendi. Ölü hayvanların hareket ettiği görüldü. Beyin, hani şuuru olmadan sağ sol saldıran, vücutları parçalmış halde bile hiçbir şekilde zarar görmeden dolaşıp takılan varlıklar görüntülendi. Amerika'da canlı yayına kameralar takılan bir varlık, yani kişi Evet. bir evsizin suratını parçaladı yedi canlı yayında. Bunlar basına yansıdı mı bilmiyorum ama birçoğu yansıdı. Ben kaçırmışım. Bundan haberim olmadı.
Ben size inşallah bunların hepsini tek tek belgelerini bir görüntülerini paylaşırım uygun bir zamanda. Bunun üzerine konuşuruz. Belgeli ve görüntülü konuşursak daha keyifli olacak sanırım. Tabii yani şu an anlattıklarımız havada kalıyor ama ben gizli belgeler ve görseller de gösterecektim. Çok fazla konu var anlatılacak ve çok insanımızı duymayı merak ettiği, çok enteresan şeyler de var. İnşallah kitabımıza da bunu koyacağız. Evet. Dediğim gibi inşallah güzel bir yayın olursa daha böyle detaylı görselle Peki o zaman çok daha iyi tekrar olacak. yeni bir kitabınız mı çıkacak yoksa hani bu var olan kitabınız Çağlar Boyu Gizlenen UFO Gerçeği kitabınız var. Evet. Henüz bir Şu şey an bir tanesi çıktı zaten çok deli gördü. Özellikle pandemi döneminde biz ufoloji hani var mıdır yok mudurun ötesinden çıkartıp kanıtlı belgeli artık okuyanlarımız zaten görüyorlar ki bugüne kadar hiçbir tane negatif enerji şey almadık. Böyle hani kimse kötüleyen bir şey de yazmadı. Hepsi çok takdir etti. Çok güzel şeyler aldık. Olumlu düşünceler aldık. İkinci kitabımızda gene aynı şeyi seri devam ettireceğiz. evet. Ve devam ediyor zaten. Antik sikkelerden tutun da aklınıza gelecek hiç aklınıza hayal almadı. Mısır'daki Serapiyum'dan tutun da Evet. ışın kılıçları. Bakın bunu mesela onu anlatacağım. Mayaların ışın kılıcı kullandığına dair antik kayıtlar var bende. Öyle mi? Bunların görselleri yok. Tabii Mısır'da bugüne kadar sadece bize gösterilen taşlar üzerine işte tanrısal semboller, Ra'nın kafasında yok halka vardı şu bu. Ben direkt uçan daire çizimleri mi göstereceğim size? Dünya çuvarlık çizimleri göstereceğim. Bunların hepsi belgeleri bende var. O yüzden çok iddialı konuşuyorum. İnanmayan varsa buyursun karşıma gelsin. Evet, hemen sizin için hemen yakın bir tarihte yayın planlayacağım. Arkadaşlarım da Harika çok olur. güzel bir yayın olduğunu söylüyorlar. Şu an çok keyif aldıklarını söylüyorlar. Ne güzel. Ben de onların orada olduğunu bildiğim için çok keyif alıyorum. Bizi bırakmadılar sağ olsunlar. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet, birlikteyiz şu an, hep birlikteyiz ve birlikte sizinle olmaktan keyif alıyoruz. Peki, bu kanal mesajları doğru mu Kuzey Bey? Birçok kanal mesajı alıyorum diyen ve YouTube'da yayın yapan kişiler var. Bu konu hakkında ne diyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, kanal mesajları tarih boyunca her zaman oldu. Ama önemli olan dediğim gibi o mesajın kimden geldiği çok önemli. Evet. Artı bu kanalı alan kişi ne kadar sağlıklı, bunların iyi de etüt edilmesi lazım. Dediğim gibi şizofrenik bir insan olabilir, Evet. başka negatif varlıklarla temasta olabilir. Aldığı bilgilerin içeriği de çok önemli. Şimdi mesela geçenlerde Gülcan Hanım'la konuşuyorduk işte bu rüya analizi uzmanımızla. Bir kişi kendisiyle ilgili bir kitap yazdırıyor bir bayana. Evet. İsim de vermiş. Ahmet miydi? Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet diye birisinin hayatıyla ilgili bir şey yazıyor. Kendisi uzaylı bir varlık gibi tanıtıyor. Ama sonrasında öğreniyoruz ki bu kişi daha önce ölmüş. Kendisinin cin olduğunu öğreniyoruz. Daha önce ölmüş, öyle söylüyor. Ölmüş ve dünyada Ahmet ismiyle dolaşmış. Ve bu kişi kendi hayat hikayesini yazdırıyor bu kişiye. Şimdi Yani ben kalan çok mesajını... pardon, cin ölmüş hayatını musallat olup birine hayatını mı yazdırıyor? Doğru mu anladım? Aynen. Bedeninde yaşamışsan yanlış hatırlamıyorsam orada yaşarken o dönemde yaşadıklarını işte kendi insan bedenindeki şeylerini anlatıyor. Hikayesini anlatıyor. Ama kendi uzaylı diye tanıtmış öncesinde. Evet. Sonrasında mesela dediğim gibi bu kanal mesajlarının birçoğunu ben kabul etmiyorum. Bakın yine söylüyorum altını çizerek kabul etmiyorum. Çünkü evrenin hayrına yapılan ya da bizim bildiğimizin dışında bilimsel hiçbir veri içermiyorlar. Ben şimdi otururum şimdi gözlerimi arkaya atarım, iki numara yaparım ya da bir ot hani tabiri caizse derler ya bir takım maddeler kullanırım. İşte transa geçiyorum, şu varlık bana buradan kanalize oldu, şunu bunu yaptı. Ya yok öyle bir şey. Bana de ki kanserin tedavisinden bahset. Zamanda yolculukla ilgili ne gibi şey anlatabilirsin? İnsanın DNA'sı hakkında veya evren hakkında ne anlatabilirsin? Bana bunlarla gel. Tamam bir takım şeyler çiziyorsun. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ya da bana ne faydası var? Bu varlıklar bana ne anlatıyor? Önemli olan dediğim gibi verilen mesajın içeriği ve kişinin sağlık ve ruhsal durumu çok önemli bu konularda. Ama ben çoğunu kabul etmiyorum. Yani gelen Çünkü bilginin çoğunu... hepimiz için yararlı bir bilgi olması gerekiyor. Bütünün Tabii ki hakkını yani eğer alınması gerekiyor. kesinlikle öyle ve bu kişilerin geçmişlerine baktığımız zaman hani dediğim gibi şizofrenik bir takım geçmişleri var, aileden kalıtsal bir takım izler taşıyorlar mı? Bilinçaltlarında ne gibi bir şey var? Yalnızlıktan mı kendilerini ön plan atmak için bunu yapıyorlar? Onu da anlamış değilim. Dediğim gibi alınan mesajı çok iyi etüt etmek lazım. Geçmiş kayıtlarla örtüşüyor mu? İçinde bilimsel veriler var mı? Ve bizim bilmediğimiz ya da şu an anlam ya çok süslü sözler kullanıp çok farklı şeyler yazılabilir. Ben de yazarım oturup bir gecede. Evet. Ama dediğim gibi önemli olan bütün hayrına yapılan bilimsel bir şey içeriyor mu bilgiler çok önemli. Ve kişilerin geçmişinde dünya varlıklarla temas var mı? Hani bir uçan daire görmüş mü? Bir fotoğraf çekmiş mi? Bir varlıkla yan yana gelmiş mi? Ne gibi etkiler yaşamış ki bunu yazmış? Bunlar da çok önemli. Evet, kanal bilgisi alıyorum diyen kişinin
bir altyapısı olması gerekiyor, ruhsal bilgisi olması gerekiyor, Kesinlikle. bir tasavvuf bilgisi olması gerekiyor ve Mutlaka. enerjisi yüksek olması gerekiyor ki o kanal bilgisini indirebilsin, alabilsin. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, ay ve güneş diye bir şey yokmuş. Dünya içinde yapay bir şehir mi diye bir soru soruyor arkadaşımız. Ayın yapay olduğunu söyleyenler var. Ama güneşin yapay olduğunu duymadım. Ben de duymadım. Güneş yapay olduğuna dair bir şey yok da ayın yapay olduğuna dair çok fazla kanıt var. Evet. Yani çünkü ayın kendi alt yani yüzeyindeki toprakla üstündeki toz katmanı bile birbiriyle uyuşmuyor. Artı kraterlere baktığınız zaman bir meteor çukurunun olması gereken yerde düz bir zemin var. Artı aya gönderilen sinyaller çarptığı zaman gong etkisi yaparak içinin boş olduğunu, bir çekirdeğin olmadığını gösteriyor. Artı eski kayıtlara baktığınızda ayın olmadığı dönemlerden bahseden şiirler, menkıbeler, hikayeler, masallar bile var. Yani tarih kayıtlarda bunlar var. Ayın görülmediği dönemlerden. Ondan sonra alınan materyallerin birbirine çok farklılık göstermesi. Yani hiçbir şekilde dediğim gibi dünya dışı şey, dünya dışı demişim, sıradan bir oluşum olmadı. Hatta dünyanın işte aydan koptu, ayın dünyadan koptu falan söylentileri var. Dünya ile bile uyuşmuyor toprağa. Çok fazla şey var bununla ilgili. Evet, kutsal kitaplarda da ayla ilgili bölümler var. Artık ne kadarı doğru, ne kadar hani yapay olduğuyla ilgili aslında araştırılması gereken bir durum. Yani oturup baktığınız zaman zaten ayın yüzeyinde mesela farklı yüzey kesimlerinde farklı ısı dalgaları veya farklı frekanslar da tespit edilmiş. Bunlar da çok önemli. Yani bir çalışan makine gibi düşünün. Bir tarafta ısı, bir tarafta çok soğuk. Yani normalde bir çekirdeği olması gereken, bir kütlesi olması gereken bir gezegen, yani bir öyle diyelim, bir uydu da olsa en azından merkezinde bir şey varsa her yere bir eşit dağılım olmak zorunda az çok. Evet. Ama bir köşesinde ayrı bir enerji, başka bir köşesinde başka bir şey ve sürekli neden ayın sadece bir görünen yüzü var? Neden öbür tarafı hiç gözükmüyor? Bunlar hep bir muamma tabii. Evet. Çok güzel bir soru geldi. Siz ve ailenizi nasıl koruyorsunuz diyor bir arkadaşımız. Bir çocuğunuz olduğunu söyleyen var. Sizi takip eden dostlarınız var. Allah bağışlasın çocuğunuzu. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Dünya bir Şöyle ilim yolu söyleyeyim. mu diye soran var. Buyurun. Anlayamadım son sorunuzu. Dünya bir illüzyon mu diyor bir arkadaşımız. Yok, hayır. Dünya illüzyon diye bir şey yok. Hani bizim Matrix'e bağladığı falan filan diyenler uyanabiliyorlarsa uyansınlar o zaman Neo olarak. O zaman ben onları kırmızı hap mı mavi hap mı soracağım. Hani bir uyansınlar. Ya burası dediğim gibi tabii ki nereden baktığınıza bağlı. Tasavvufa bakarsanız burası bir illüzyon. Hani gelip geçici bir dünya. Gerçek hayat öbür tarafta başlıyor. Ama böyle Matrix gibi işte kafamızdan bir takım şeyler bağlanmış. Biz farklı yerler, farklı roller oynuyoruz. Böyle bir şey yok. Bu Aslında tabii bir varsayımdır, bizi bir iddiadır. sarsmak istenen o değil. Hani yüklediğimiz anlamları anlatılmak isteniyor diye biliyorum. Yani Ha, aslında olabilir. Yani farklı anlamda sorulmuş olabilir. Ama dediğim gibi hani kafalarda soru işaretleri olmasın diye söyleyeyim. Böyle bir Matrix havasında böyle bir şey yok. Ne ben neye oyum, ne siz Trinity'siniz yani. Öyle bir şey yok. Matris 4 geliyor bu arada. Heyecanla bekliyoruz. Ben de merak ediyorum. Gelsin bakalım hayırlısıyla. Evet. Daha ne mesajlar bulacağız bakalım içerisinde. Evet, şurada güzel bir soru vardı. Derin dünya hakkında ne, bilgi verir misiniz diyor bir arkadaşım. Derin dünyadan kastı nedir acaba? Onu ben de merak ettim. Acaba Agartha'yı mı soruyorlar? Oyuk dünya teorisi mi yoksa şey mi? Devlet için devlet muhabbeti mi? Evet, acaba arkadaşımız tekrar yazarsa çok sevinirim. Derin dünyadan kastı nedir? Sirius yıldızının gizemi nedir diyor. Solucan delikleri var mıdır? Solucan delikleri vardır. Biz dünya dışı varlıkların buraya geldiğini söylerken şimdi bazen şunu diyor işte şu kadar kilometre mesafeden ışık hızında seyahat edilse bile buraya gelinemez. Biz ışın 300 bin kat takyon adı verilen parçacıkların ışığı 300 bin kat hızlı şekilde aştığını zaten ispatlandı. Artı bizim bilim adamlarımız bile ışığı ışık olarak başka bir ışınladılar, suyu ışınladılar. Ki bizim bilmediğimiz insanların başka yerlere farklı boyutlara geçtiği projeler de var mesela ufoloji içerisinde. Hatta bunlar içinde bunları da anlatırız inşallah daha uzun projelerde. Tabii. Yani ışınlanmak veya buraya gelmeleri için farklı boyut ve frekansları kullanan varlıklar var. Stargate'leri kullananlar, paralel boyutları kullananlar, dünyamız içinde, kendi içimizde bile buradan buraya geçiş yapan varlıklar var. Sadece uzak galaksilerden buraya gelinmiyor. Araçlarla, benzin, mazot veya yakıt kullanıp da buraya gelen varlıklar değiller. Farklı paralel boyutlar ve bizim görmediğimiz farklı geçiş kapılarını kullanan birçok varlık var. Vaktiniz varsa birkaç soru daha soracağım. Tabii. Müsaitseniz.
Elektrik kesintisi ve yapay kıtlıkla alakalı fikirler atıldı. Hani artık kıtlık olacak, elektrik kesintili olacak. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz bize? Görüşmek Şöyle diyeyim, tabii ki dediğim gibi kötüler hiçbir zaman boş durmuyor. üzere. Onlar sürekli bir faaliyet halindeler. Biz bunları konuşurken bile kim bilir neler üretiyorlar, ne patojenler. Mesela biz Covid virüsünden sonra başka bir virüsün geleceğini ve bunun çok daha hızlı olacağını çok çok seneler önce söyledik. Ben daha ilk bu Covid virüsünün çıkacağını duyduğum zaman istihbaratını aldığımızda dedik ki bu hani bayağı bir uzun süre sürecek. Ve sonrasında dediğim gibi başka virüsler ve arkasından çok çok sonra zombi virüsüyle hayata girecek. İşte az önce anlattığımız konuya geliyorum. Yani elektrik kesintileri olacak mı? Evet olacak ama bu bizim ülkemizi etkiler mi onu tartışırız. Ama dediğim gibi gıdalar üzerinde, soluduğumuz hava üzerinde, tarım arazileri üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor şu an. Yapay et projeleri, bilmem neler, şunlar bunlar. Dediğim gibi kötüler sürekli bir proje üretiyorlar. Yani Önemli olan uyanık. tanrıcılık mı oynuyorlar Kuzey Bey? Yani birileri tanrıcılık Kesinlikle. oynuyor. Evet. Tanrıcılık oynuyorlar ama dediğim gibi bu ellerine yüzüne bulaşacak. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Daha galip illallah. Yani Allah'tan daha büyüğü yoktur işte. Galip olan odur. Onların bir planı varsa Allah'ın da mutlaka bir ilahi planı var. Buna izin vermeyecek. Ha kıyamet olacak mı? Olacak. Ama bu Allah'ın iradesiyle olacak bir şey. Onların isteğiyle olmayacak. Evet. Bir kıyamet kopacaksa da bunu kendi başlarına yıkmasını bilir Rabbim. O şekilde söyleyeyim. Tabii ki kanlar akacak, bir şeyler olacak, yıkımlar olacak. Çünkü dünyanın gidişatı bu şekilde şu an. Ve biz bunları görmeden evrimleşemeyeceğiz. Bir şekilde tekamül edecek bu hayat. Ama dedim ki önemli olan biz iyi görüp onun için çaba sarf etmeniz. Evet. Her şeyden önce sevgiyi deneyimlememiz gerekiyor sanırım. Sevgi Kesinlikle her şeyin başı. frekansını artırırsak, kozmik alana yaydığımız enerjilerin frekansı çok önemli. Sevgi frekansını artırdıkça sanırım bu olumsuz negatif enerjilerden daha hızlı kurtulabiliriz. Evet, bir uyanmış bir topluma bedeldir. Bir kişi uyandı mı zaten herkes uyanır. Biz de inşallah elimizden geleceği zaman yani geldiği kadarıyla imkanlarımız dahilinde siz dahil olmak üzere birçok bu misyonu üstlenen insan var. Hepimiz zaten bir ağacın dalları gibiyiz aslında. Bir bütüne hizmet ediyoruz. O yüzden biz izleyen dostlarımız da enerjilerini yüksek tutsunlar. Bu negatif varlıklara fırsat vermesinler. Kapı aralamasınlar. Bilimden, mantıktan, işte inançtan veya bir takım şeylerden hani bu genel bir kapsam uzaklaşmasınlar. Şeytani şeyler çok fazla. Biz mümkün olduğu kadar daha melekut alemine yönelelim. Evet. Hani bu ilahi bir şey olarak söylemiyorum. Beni dinci, tasavvufçu falan diye değerlendirmese ben hani dedim güzel, iyi yönelsin öyle söyleyeyim. Evet. Kaçırılmalar hakkında biraz daha bilgi sizden alıp yayını sonlandırmak istiyorum. Çok keyifli bir Tamam. sohbetti. Hazır sizi bulmuşken biraz daha kaçırılma hikayelerini dinlemek istiyorum. Sonra da sizi bırakalım. Tamamdır. Kaçırma hikayeleriyle ilgili mesela ne anlatayım? Neyi merak ediyor? Özellikle merak ettikleri bir soru veya bir şey var mıdır? Onu bir sorayım önce. Evet, nasıl anlarız? Kaçırıldığımızı nasıl anlarız Ha. diyorlar. Tamam. Kaçırma olayları şöyle oluyor. Kişi mesela herhangi bir boş, yani bunu şöyle söyleyeyim. Kalabalık bir ortamda da gerçekleşebiliyor. Yani evinizde otururken, ailenizin ortasında veya yatarken gece bu şekilde de alınabiliyorsunuz. Yolda karanlık, tenha bir yerde giderken de bir anda alınabiliyorsunuz. Hatta alındığınızı hatırlamadığınız birçok olaylar da var. Mesela siz bile kaçırmış olabilirsiniz. Bunların kriterleri dediğim gibi vücutta bir takım izler, radyoaktivite izleri ki bunlar bazen insanlarda deri dökülmesi işte radyoaktif olaylara bağlı olan işte hastalıklarla da ortaya çıkabiliyor. Tekrar eden rüyalar, zaman kayıpları, arkasında evde elektronik aletlerin bozulması, yerli yersiz korkular sürekli takip ediliyor ve izleniyor veya gelecek birileri sizi alacakmış gibi korkular, kuşkular hissetmeniz. Dediğim gibi bunlar hepsi bir bütün ve hipnoz seansında zaten geri dönüşleri, regresyonda da bunlar ortaya çıkıyor. Veya sürekli flashbang gibi tekrar eden bazı anılar olabilir bu sizde. Ne bileyim kaçırma olabilir, bir atmosfer, yani bir oda veya atmosfer içerisinde kendinizi görebilirsiniz. Farklı sembollerle bazı varlıkları beyninize bütünleştirmiş, onları hatırlıyor olabilirsiniz. Sizin neye karşı korkularınız var? Bunlar da çok önemli. Yani dedim ki bunlar çok kritik şeyler. Bunları değerlendiğimiz zaman hepsini bir bütün hale getirdiğimizde kaçırma olayları ortaya çıkıyor. Bebeği alınan mesela çok bayanlar var. Benim tanıdığım bir bayan var. Evet. İpek Hanım. Antalya'da yaşarken kendisi yüksek bir binada oturuyor. Kadın 6 aylık hamile. Raporları var. Her şeyi var. Bir gece eşiyle beraber uyuduğu sırada evin içine turuncu bir ışık hüzmesi süzülüyor. Ve kadın gemiyi alıyor. Kocası da kısmi felç durumunda bu arada. Kımıldayamıyor. Yataktan kalkamıyor. Karısını pencereden alıp çıkarıldığını görüyor. Müdahale edemiyor. Ve aradan birkaç saat sonra eşi hiçbir şey olmamış ki yatağına tekrar beliriyor. Sabah karşı baktıklarında bebeğin olmadığını görüyorlar. Hiçbir şey hatırlamıyorlar ama sonra tabii gidip de test olduklarında regresyon çalışmasıyla
Bu kişi, soyadını vermeyeyim. Çünkü hani bizde kayıtları var zaten. Bu çok şey yapılırsa söyleriz Antalya'dan. Bayağı kaçılma vakası ve bebeğin alınması söz konusu. Peki bebek ne oldu? Geri geldi mi? Bebeğin bir senede bir kendisine gösterdiğini iddia ediyor bayan. Hani dünya varlıkları. İşte bak bu senin bebeğin artık ama senin değil. Artık bu bizim bebeğimiz. Bebeğin üstten bebeği yapay rahim ortamlarında geminin içerisinde geliştirdiklerini bir ara kendilerinden DNA'lar kataraktan melez bir dünya varlıkları attıktan söylüyorlar. Ki buradan bizim aldığımız kanıtlara göre de zaten çok derin bir konu ama SS-Hane diye bir ırk yaratıldığı, yarı griler yarı insanlar arasında bir geçiş türü yaratıldığını biliyoruz. Yani melezleme programı doğru. Kesinlikle doğru. Zaten üstlerde bunlar kullanılıyor. 51. bölge olsun, üst Dulce üssü, Datil Corona ve şu an 52. üs var. Bunu araştırıyoruz ve gerçekten burası 51. bölgeden daha da derin bir güvenlik sistemine sahip. Burada çok farklı, enteresan, özel çalışmalar yapıyor. Bunları da konuşuruz inşallah detaylı. Evet, konuşalım. Önümüzdeki günlerde tekrar programlayacağız zaten. Görüntülü videolu da olsun Kuzey Bey. Kesinlikle. Birlikte izleyelim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki ben çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Tanışmış olduk bu vesileyle. Bundan sonra evet. Daha da çok birlikte olacağız, birlikte yayın yapacağız. Her İnşallah. Bilgilerini gönderiyor. Sizden çok memnun kaldıklarını ve keyif aldık. Ben de hepinizi öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizi yalnız bırakmadılar bu saate kadar. Evet. İyi ki varlar. Evet, 300'e yakın dostumuz birlikte sizi dinledik. Çok teşekkür ederim. Harika. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Herkese sevgiler gönderiyorum. Arzu Cengiz YouTube kanalıma yükleyeceğim. Oradan tekrar izleyebilir, dostlarınıza paylaşabilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çıkabiliriz. Buyurun. Tamamdır. Çok teşekkür ederim.